Değerli katılımcılarımız, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Antalya Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlediği Ziraat Vakfı eğitim serimizin 15. dersine hoş geldiniz. Bu akşam Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ersin Karabacak bize biyolojik koleksiyonlar bahçesi konusunu anlatacak. Bu akşam yine çok güzel ve ilginç bir konumuz var. Ben hemen hocamıza söz vermek istiyorum. Heyecanlanıyoruz. Sabırsızlanıyoruz hocam. Hoş geldiniz Ersin hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba hocam. Bugün de dediğim gibi hocam bizi çok heyecanlandıran bir konu var. Çok güzel bir konu. Yalnız söyleşimize başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Tabii ki, istersen sunumu açayım, oradan başlayayım. Ben oraya bir küçük bir şey hazırlamıştım çünkü. Olur hocam, buyurun. Öyle bir şeyde. Ekran paylaşıma çıkmıyor. Açık olması lazım hocam şu an. Evet. Tamam, açtım. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden doçent doktor Ersin Karabacak. Eğitim hayatım tamamıyla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne geçti. Yani lisans, yüksek lisans, doktora ve diğer bütün kariyerlerimi hepsini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne tamamladım. Zaten kendim de Çanakkale'liyim. Yani kendi yerimde okudum, ilerledim, şey yaptım. Bitki sistematiği konusunda çalışıyorum. Aşağı yukarı 25 yıldır bu konu üzerinde çalışmalarda bulunuyorum. Ben kendi hayatım, akademik hayatım tam üç yönlü olarak geçiyor. Birisi resimlerde gördüğünüz aşağıdaki gibi arazilerde bitki toplamakla onları incelemekle geçiyor. Zaten Burçin Bey'le 2 gün önce bir söyleşi yapmıştınız. Güzel bir söyleşi olmuştu. Bir kısmı botanik illüstrasyonla geçiyor. Bitki çizerliği yapıyorum aynı zamanda. Bir kısmı da müzikle geçiyor. Hem müzik yapıyorum hem müzik aleti üretiyorum. Aynı zamanda konservatuvarda da öğrenciyim. Zaten okuyorum. Seneye mezun olacağım. Ben de bir öğrenciyim bu yaşta. Ve bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Ana uzmanlık alanım, yani doktora konum, ada çaylarının sistematiği üzerineydi. Onlarla çalışmıştım. Daha sonra resmi Türkiye florası kapsamında eğreltilerle biraz çalıştım. Eğreltilerde uzmanlığım oldu. Hala da çalışmaya da devam ediyorum. Yani bir şey konuyu yazmış olmak onu tamamlamak demek değil. O yüzden hala devam etmekteyim. O üzerinde çalışıyorum yani onu. Yeni cinslerde de böyle çalışmalara devam ediyorum. Yani kısacası bu şekilde benim. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Buyurun artık söz sizde hocam. Başlayabiliriz söyleşimize. Tabii ki. Evet, size bugün biraz değişik bir konudan bahsetmek istiyorum. Biyolojik koleksiyonlar bahçesi. Aslında bu benim kendi rol modeli olarak kullandığım, kendi yaptığım bir bahçe. Üniversitenin içerisinde yaptığım bir bahçeydi. Onu neden yaptığımız ve işte bugüne kadar nasıl geldiğiyle ilgiliydi. Örnek bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Hani bu Türkiye ölçeğinde çünkü hep bizim için modeller büyük yerler. Yani büyük botanik bahçeleri, büyük parklar, belki şey anlamında düşünürsek, büyük müzelerden. Ben size burada mikro ölçekte neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Tabii bunun için de önce birazcık dünyaya bu iş nasıl gelmiş? Yani bu nasıl gelişmiş? Bir buradan başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle bir bitki avcılığı olayı var. Bütün dünyada tarih sürecinde bitkiler merak uyandırılmış. Kimilerinde sadece meraktan, kimilerinde ihtiyaçtan dolayı dünyanın dört tarafına insanlar giderek bitki toplama gezileri yapmışlar. Artık bu gördüğümüz görüntüleri bugün çok fazla göremiyoruz. Çünkü artık daha modernleşti ama eskiden araziye çıkıldığı zaman bu şekilde birçok kişi tutulup, işçiler tutulup arazide bunlarla birlikte çalışılıyordu. Ama şu anda artık daha bireysel çünkü arabaların gelişmesiyle bu iş arttı. Tarih sürecin içerisinde yani kanıt olarak ilk bitki toplayıcısı milattan önce 15. yüzyılda 20 yıl süreyle firavunluk yapan
Hatshepsut gözüküyor. Hatshepsut aslında bir bayan, bir firavun. Ancak halk da bunun bayan olduğunu biliyor. Ancak erkek gibi giyinip erkek gibi davranıyor. Hatta çoğu figüründe Hatshepsut'ta takma sakal da görebilirsiniz heykellerinin üzerinde. Bu kutsalların kutsalı olarak adlandırılan Krallar Vadisi'nde iki adet vadi, iki adet tapınak yaptırıyor. Deyrul Bahr bölgesindeki tapınak mezarlarında bu bölgelerde bir tapınaklar yaptırıyor. Mezarlar, çünkü bunlarda firavunlar başa geçtiklerinde birer kendi eserler yapıyor. Hatshepsut'un en önemli özelliği aslında bir Mısır dönemine bir Rönesans yaşatıyor. Bu tapınakların içerilerinde bol miktarlarda rölyefler var, kabartmalar var ve bunların üzerinde tam yerini net olarak bulamadıkları bir bölge var. Punt ülkesi. Punt ülkesine 5 tane gemi gönderiyor ve buradan egzotik bitkileri toplattırıp tapınaklarının üstlerindeki taraçalarda yetiştirmek üzere getiriyor. Bunu da rölyeflere işledikleri için bitki topladığı ilk kaydedilen kişi olarak geçiyor. Yani firavun olarak Hatshepsut geçiyor. Punt ülkesinin neresi olduğunu tam bilmiyorlar. İşte Hatshepsut döneminde zürafalar çizildiği için diyorlar ki zürafalar Afrika kökenli. Ama başka şeylerden de bahsediyor. Bunlarda da Asya kökenli de olabileceği. Yani tam net olarak anlaşılamamış. Birkaç tane daha firavunda geçiyor çünkü. Net olarak bilinmemekte. Genel kanı Etiyopya civarlarında bir yerin olduğunu düşünüyorlar. Bu mezarlar bize çok önemli bilgiler sağlıyor. Çünkü kutsal mekanlar oldukları için buralarda bol miktarda işte kokular. Çünkü onlar diyorlar ki buhurlarla, kokularla, tütsülerle ruhlar bu dünyadan öbür tarafa, tanrıların tarafına geçiyorlar. O yüzden içerilerde bol miktarda reçine bulunabiliyor. Bozvelya'nın reçineleri buhur olarak kullanılıyor. Pistasya terebintus'un reçineleri yine tütsü olarak kullanılıyor. Kamifora sakızları mumyalamada merhem olarak kullanılıyor. Ardıçların kozalakları ise yine bunlardan elde edilen akmalar, katranlar mumyalamalarda bol miktarda kullanılıyor ki bunların kaynaklarında Yunanistan olduğu düşünülüyor. Kaş açıklarına Uluburun batığıysa aşağı yukarı bu ticaretin Mısır gemisi orada bulunan bir tane 3000 yıllık tanığı olarak duruyor. İçerisinde bu kalıntılardan bol miktarda bulunmuştur. Yani ticaret olarak geliyor. Daha sonra doğu ülkelerinden batıya doğru bitkilerin göçü başlıyor. Bununla ilgili bir merak uyandırılıyor ve bir göç işlemi başlıyor. İnsanlık 10.000 ila 350.000 yıl öncesinde toplar, yani göçebilikten, avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiyor. Çünkü artık iklimlerin uygun olmaması, işte artan popülasyonlar, bunlarla bol, yani gezecek yerler şey yapması biraz zorluk olmaya başlıyor ve yerleşik hayata geçiliyor. Tabii yerleşik hayata geçilmesi demek besin kaynaklarının elinin altında tutulması demektir. Bu da tarımın gelişimine yol açıyor. Artık ürünler üretilmeye başlıyor ki ilk olanlar buğday türevleri olarak geçmiştir üretimlerdeki. Daha sonra Theophrastus, Yunanistan'da Theophrastus, ki Yunanistan'da diyor biz Yunanlı bir bilim adamıdır. Bu da botaniğin babası olarak bizde kayıtlara geçer. Milattan önce 372 ve 287 yılları arasında yaşamıştır. Midilli'de okulu vardır Theophrastus'un. De Historia Plantarum'da, yani bitkilerin tarihi üzerine olan kitapta botanikle ilgili ilk bilimsel yazılmış eserdir bu. Palermo Botanik Bahçesi'ndeki heykelini görüyorsunuz. Bu da Historia Plantarum'un 1644'te basılmış olan bir kopyası. Çünkü orijinali kalmamış ama bu kitabın onun birebir kendisinin olduğunu da söylüyorlar. Yani yeni basımı gibi olduğunu söylüyorlar Historia Plantarum'un içerisinde. Historia Plantarum, yani daha doğrusu Theophrastus'un önemi Büyük İskender'le bunların bağlantıları var ve Büyük İskender'in bu Asya'da uzayan keşiflere ya da ne diyelim
gezileri esnasında oralardan bitki getirmesini öneriyor. Zaten onlar şey yapıyorlar. Theophrastus Midilli de eğitiminin bir kısmını bizim Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde bulunan Assos'ta almıştır. Aristoteles'ten hem öğrencisidir hem arkadaşıdır. Aristo da zooloji çalışmıştır. İkisinin kitapları var. O da hayvanların tarih üzerine aynı zamanda yazdığı bir kitabı da var. Ama biz botanik olduğu için daha çok bunu görüyoruz. Tabii İskender'le birlikte Hindistan'dan ilk başta pamuk geliyor. Ve pamuğu o kadar çok seviyorlar ki o güne kadar yapılmış olan kumaşlar arasında en beyazları pamuk veriyor. Daha sonra ipek başlıyor ve bunların ticaretiyle ipek yolu gelişiyor. Ve böylece artık doğunun bitkileri Avrupa'ya doğru gelmeye başlıyorlar. Mesela Avrupalılar için pırasa çok çok önemli. Biz şu anda soğan sarımsak diyoruz. Pırasayı çok sevmiyoruz ama Romalılar için pırasa her zaman için soğan ve sarımsaktan önce gelmiştir. İnciri taşıyorlar. Akdeniz bölgesinden daha üst noktalara incir gidiyor. Haşhaş gidiyor. Romalılar özellikle bunları keşfettikçe taşıyorlar. Milattan sonra 43 yılında Britanya, İngiltere, Romalılar tarafından ele geçirildiğinde bunların birçoğunu oraya da götürüyorlar. Hatta bunların orada yetişmesinin mümkün olmadığı ama birçok şeyin de orada daha elverişli, bereketli topraklarda yetişebildiklerini kaydediyorlar. Ondan sonra bir baharat bitkilerinin peşine düşülüyor. Ki bunun da bizim bildiğimiz çok önemli kişiler var. Biri Marco Polo. Marco Polo Çin'de 17 yıl kalıyor. Ve buradan dönüşünde birçok baharat bitkisini Avrupa'ya taşıyor. Daha sonra Christophe Colomb yine baharatları takip ederek özellikle çok merak ettikleri bir şey var. Bizim karanfil. Yani çiçek karanfil değil, baharat olarak kullandığımız karanfil. Bu karanfilin ticaretiyle ilgili zorluklar çıkınca işte Portekizlilerin savaşlarıyla tekel olmalarından dolayı Christophe Colomb yeni rotalar belirlemek üzere yola çıkıyor ve Hindistan diye, daha doğrusu Çin Hindistan diye Amerika kıtasına gidiyor. Kestirme bir yolunu düşündüğü için o tarafa gidiyor ve getirdikleri bitkiler arasında işte karabiber, Piperonigrum, Cinnamon Verum, tarçın kabukları, Schizogonium aromaticum, tomurcuk karanfil, bunlar da aralarında vardı ve bunlar gerçekten çok önemli baharat bitkileri olarak geçiyordu o dönemler için. Sonra şifa bahçelerinin yükselişi başlıyor bundan sonra, baharat bitkilerinden sonra. Bu konuda da Pedanius Dioscorides önce oluyor. Çin tıbbında kullanılan birçok bitkiyle ilgili veri var ama Dioscorides kadar periyodik daha güzel toplamış olan bir kişi yok. De Materia Medica, bitki materyalleri diye, yani tıp bitki materyalleri diye bir tane kitabı bulunuyor. Kitabın benim bildiğim bir tane kopyası Süleymaniye Kütüphanesi'nde, İstanbul'da bulunuyor. Orijinali Yunanca yazılmış ama daha sonra birçok dile de çevrilmişi var. Osmanlıcası da var, Türkçesi de var. Hatta yeni basımı da var Türkçesi. De Materia Medica diye Türkçesi de basıldı. Aynısını çevirme. Bunun en önemli özelliği bu kitabın içerisinde tıpta kullanılan bitkiler hem anlatılmışlar hem resmedilmişler. Yani biz resimlerden hangi bitkiler olduklarını anlayabiliyoruz. Tabii ki şu anda çizerlerin çizdiği bir botanik resmi kadar olmasa da ne olduklarını anlayabileceğiniz bir şekilde çizim yapmışlar. Bu gördüğünüz mesela bir ayıt bitkisine ait, onun tıptaki kullanımını açıkladığı bir sayfadan örnek. Daha sonra Dioscorides'in yaptığı bu eser kodeks olarak, yani bitki tıpta kullanılan, eczacılıkta kullanılan bitkilerin, yani ilaçların kaynağı olarak, kodeks olarak yol öncülük ediyor. Dioscorides de Anadolu topraklarından, Tarsus'ta yaşamıştır tamamıyla. Bu işleri Tarsus'ta yapıyor yani. Francesco Bonafede İtalya'da Padua Üniversitesi'nde çalışan bir bilim adamı.
referansa, yani tıp bitkiler, tıpta kullanılan bitkilerden referans koleksiyonu oluşturmak üzere 1545 yılında Padua Üniversitesi'nde eğitim ve araştırma amaçlı olarak bir bahçe tasarlıyor ve bu bahçeyi kuruyor. Hala da bu bahçe aynı yerde, aynı bütün yani kurulduğu andaki özelliklerini koruyacak şekilde devam ettiriliyor. Zaten yukarıda hem çizimi hem de Google Earth görüntüsü var bahçenin ve böylece dünyanın en eski botanik bahçesi olarak kabul ediliyor. UNESCO tarafından da Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Şu anda bilinen en eski botanik bahçesi 1545 yılında kurulmuş Padua. Biraz da laleden bahsedelim. Burçin Bey'in sunumunda da biraz laleden geçtik. Şimdi biraz sonra zaten lalelerin, bendeki lalelerin durumunu da size bahsedeceğim kendi koleksiyonumdaki. Lale çılgınlığı dönemi, tulip manya, bu bizim ülkemizle ilgili değil. Yani bizim lale devrimi zaten lale ile bir alakası yok ama tulip manyanın kaynağı bizden çıkıyor. Şimdi Osmanlı, Avrupa'da bu laleler bulunmadıkları için onlar karanfilleri, birçok bitkiyi biliyorlar. Özellikle bahçecilikte çok çalışıyorlar ama karanfil gibi, karanfil diyorum, lale gibi bir bitkiden, soğanlı bitkilerden açıkçası çok fazla haberdar değiller. Çünkü o bizden itibaren Asya'ya doğru giden bir kültür. Hem İslamiyet'te hem de Osmanlılar'da lale inanılmaz sembolleşmiş. Her bir ürettiklerine birer isim vermişler, bunları çizmişler, kataloglamışlar. Hatta bir tanesi İstanbul Lalesi de Turhan Baytop'un kitabı vardır, eski bir kitap. O da Osmanlı döneminden kalan bir kitabın sayfalarından çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor. Çünkü kitabın orijinali 1950'li yıllarda Türkiye'den çıkmış. Bulmuşlar ve yeniden tıpkı basımı yapılmış aynı kitabın. Çinilerde inanılmaz derecede motifler kullanılıyor. Şimdi peki bunun bağlantısı ne? Ferdinand'ın temsilcisi olarak Kanuni Sultan Süleyman'a Buspek geliyor Viyana'dan. Orada temsilci olarak yapıyor ve Buspek geldiği dönem, muhtemelen ki Nisan dönemleridir şeylerde, her tarafta bu laleleri renk renk gördüğü zaman gerçekten çok etkileniyor. Ve resmi ziyaretinin bitiminden itibaren de yanında giderken lale soğanlarını götürüyor. Carolus Clusius ise Viyana'da üniversitede çalışan bir ziraatçı botanikçi gibi diyelim. Çünkü o dönemler çok şey yapmıyorlar bunlar. Bulunuyor. Ona götürüp teslim ettiği zaman Carolus Clusius bunlardan kendisi koleksiyon yapıyor ve ıslah çalışmalarıyla bir sürü ırklar üretiyor. Ürettiği ırkları da kendisine göre isimlendiriyor. İşte erken açanlar, geç açanlar, tek renkli çiçekler veya renklerine göre bunları ayırıyor veya çizgililer diye. Bunlardan bir koleksiyon oluşturuyor ve zengin bir koleksiyon oluşturuyor bunlarla çalışarak. Daha sonra Leiden'e gidiyor, Hollanda'ya ve bütün koleksiyonu olduğu gibi yanında götürüyor. Ve orada ürettiği soğanları etrafındaki insanlara dağıtmaya başlıyor. Ve Hollanda bu işi seviyor. Ve ondan sonra Hollanda'da bunun ticareti başlıyor. Üretip satma potansiyeli, işte süs bitkisi olmasını değerli görüyorlar. İlk başta bu arada bunlar bunu şey zannediyorlar. Bizim yediğimiz soğanlar gibi zannediyorlar. Soğanları gördüklerinde ama tatlarını beğenmiyorlar ısırdıklarında. Üretimden sonra bir önemli şey başlıyor. Artış başlıyor. Çünkü para ettiğini görüyorlar. Eskiden daha ucuza tarlalar ekmeye başlarken artık tanelerin fiyatları yükselmeye başlıyor. Desenleri ne kadar fazla olursa veya çizgili lale dedikleri, bu resimde gördüğünüz çizgili lale dediklerinizi, üstlerindeki desenler ne kadar canlı, ne kadar belirgin, net olursa fiyatları o derecede artıyordu. Bu gördüğünüz Tulipa Semper Augustus en pahalı lalelerden bir tanesi. 1637 yılında bunun bir soğanı ile Amsterdam'da lüks bir villa rahatlıkla alınabiliyordu bir soğana karşılık olarak. Aslında onlar bilmiyorlardı ki, mesela biz bugün bunu çok iyi biliyoruz. Bunlar bitlerin, ya o bitkilerdeki bitlerin
taşıdıkları virüslerle bu hale geliyorlar. Yani biz mesela bu çizgili laleleri ekerken kesinlikle düz renklerin etraflarını ekmeyiz çünkü onları da bozuyorlar o zaman. Hollanda daha sonra bunu bırakmıyor ve üreterek bugünkü inanılmaz ticaretine geçiyor. Bakın burada çok şey var. 1634 yılında yavaş yavaş başlayan akım 1637'de çılgınlık düzeyine ulaşıyor. Yani bu fiyatlar astronomik rakamlar. Yani düşünsenize bir soğandan bir villa satın alabiliyorsunuz. Ve 1637 yılında üretici sayısı alıcı sayısını geçiyor. Ekonomik kriz baş gösteriyor ve birdenbire bir çöküş meydana geliyor. Ve ondan sonra hatta şey diyorlar, laleden nefret etmişler. Lale görmek istememişler. Bastonlarla gördükleri laleleri paramparça dövmüşler. Hani çöküşlere yol aç diye. Ama gene de bırakmamışlar ve bugün hala lale dediğimizde Hollanda aklımıza geliyor. Yani bizden götürdüklerini gerçekten iyi geliştirmişler. Şu anda biz de Hollanda'dan aşağı yana değiliz Türkiye olarak. Onu söyleyebilirim. Bir diğer koleksiyonların bulundukları yerler artık koleksiyonculuğa geçiyorlar. Doğa tarihi müzeleri. Rönesans döneminde egzotik örnekleri içeren işte şey başlıyor, seyahatler başlıyorlar. Oralarda topladıkları örnekleri getiriyorlar ve kendilerine ait dolaplarda muhafaza ediyorlar. İlk olarak da işte bunu Konrad Gessner'in Zürich'te kurulan bir yerde olduğunu söylüyorlar ama kişisel olduğu için kimse görmüyor. Kendisine ait. 1635 yılında da Paris'te Doğa Tarihi Müzesi kuruluyor. Paris'in kendi Doğa Tarihi Müzesi kuruluyor. Ama yine burada koleksiyonları topluyorlar ama sergilemiyorlar veya halka açmıyorlar. Dolayısıyla ulaşılabilirliği yine çok çok sınırlı. Herkes gezemiyor. Türkiye'de de böyle yerler var. Yani sadece ben buralara örnek gösteriyorum. Başkaları da vereceğim gerçi ama Türkiye'de şu anda çalışanları. Türkiye'de de böyle çok güzel özel koleksiyonlar var. Ama maalesef sadece kişilere bağlı olarak çalışıyorlar. 1683 yılında ise Oxford'da açılan Ashmolean Müzesi halka hizmet veren, içerisi gezilebilen ilk doğa tarihi müzesi olarak kayıtlara geçiyor. Hala da çalışıyorlar. Bu resimler oraların resimleri. 1869 yılında Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt tarafından New York'ta, Manhattan'da Amerikan Doğa Tarihi Müzesi kuruluyor. 25 tane binadan oluşuyor bu müze. 46 tane daimi sergi salonu var. İçerisinde gerçekten çok yüksek oranda materyaller sağlıyor. 32 milyondan fazla parça örnek bulunuyor. Yani bu kültürle ilgili her şey gerçi ama örnek var. 200 kişi çalışıyor. Londra Doğa Tarihi Müzesi, yani British Museum diye geçen kısaca. Bu da devasa bir müze. 1881 yılında kurulmuş. 80 milyon örnek barındırıyor. Charles Darwin'in örnekleri de yine burada bulunuyorlar. İçerisinde tabii ki bir müzenin olmazsa olmazı önemli bir kütüphanesi, el yazmaları, sanat koleksiyonları, aklınıza gelebilecek her türlü bilimsel materyali saklıyorlar. Bütün finansı Birleşik Krallığa ait, kraliyete bağlıdır ve müze tamamen ücretsiz olarak gezilebiliyor. 850 tane personeli var bu müzenin. Yani aslında bizim Türkiye'de müzelerin sağlıklı olmamasının belki de nedenlerinden bir tanesi böyle personel eksikliği. Yani neredeyse küçük bir üniversite kadar bir müzenin personeli var. Ve dünyanın dört bir tarafında çalışıyorlar. Ülkemizde de Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi var. İsmi değişmiş. Ben direkt Tabiat Tarihi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi diyebiliyordum. Ama ismi değişmiş. 1968 yılında kurulmuş. 1868. Eskiler var ama ben küçükleri geçtim. Onu da söyleyeyim. Hani yok değil. İstanbul'da veya işte Merzifon'da birçok yerlerde böyle küçük koleksiyonlar var. Ama bunlar ben sadece büyüklerden bahsetmek için yaptım. Burası özellikle madencilikle ilgili olduğu için jeoloji ve fosil materyaller arasından çok zengin. Ama işte Tabiat Tarihi Müzesi'ne geçirdikleri zaman içerisinde zooloji ve botanik örnekleri de görüyoruz içerisinde. Üç kattan oluşuyor.
Üniversitelerde de var. İstanbul Üniversitesi'nde de var. Ege Üniversitesi'nin 1973 yılında kurduğu Tabiat Tarihi Müzesi var. Ama tabii ki yurt dışındakilerle çok yarışamıyor. Şimdi üniversitelerde, ben kendim üniversitede çalışan birisi olarak, üniversitelerde bu işler biraz daha zor oluyorlar. Yani kurumun direkt buraya tahsisli kadrosu bulunmadığı sürece bunların düzgün işletilmesi maalesef çok zor. Güzel bir müze, büyük bir müze. Ben gittiğimde de gezdiğimde de keyif aldığım bir yer. İçindeki bu fil mesela Anadolu'da çıkartılmış bir fil. İmitasyon devasa bir T-Rex fosili var. Oldukça güzel bir kemik ve fosil koleksiyonları var. Gezilebilir. Botanik bahçeleri. Bunlar da canlı materyallerin saklandıkları yerler. Ama benim burada önemli bir uyarıda bulunmam lazım. Çünkü birçok yer bizde botanik bahçesi diye geçiyor. Botanik parkı diye geçiyor. Her ismi botanik bahçesi veya botanik parkı olan yer maalesef bu ünvanlara sahip olmuyorlar. Yani bu yeterliğe sahip olmuyorlar. Botanik bahçeleri her türden bitkiyi, yani otsu, odunsu bir araya toplayan, bunları etiketleyen ve bir veri tabanı içerisinde her bitkiyi kaydeden, sürekli takibi yapılabilen, nesli tehlike altındaki bitkilere koruma hizmeti bulunan, eğitim hizmeti veren, peyzaj alanları düzenleyen ve bunları halka sunan kurumlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu açıdan mutlaka botanik bahçelerini, işte kent parklarını, botanik parklarını, millet bahçelerini, botanik bahçesi, gerçek anlamdaki olması gereken botanik bahçesi kavramından mutlaka ayrı tutmak lazım. Çünkü bu çok karışıyor. Birçok yerde işte botanik bahçesi var deniliyor ama maalesef bunlar değil. Bu resimde gördüğünüz mesela Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Soğanlı Botanik Parkı'ndan çekim. Çok güzel bir yer. İçinde gezerken inanılmaz keyif alıyorsunuz ama bir botanik bahçesi değil. O mantık gibi yapılmış ama kesinlikle buna hizmet etmiyor. Kötü değil. Yardımcı da oluyor açıkçası. Dünyada bunun çok çok güzel örnekleri var. Royal Botanic Gardens Kew, Padua'dan sonra tabii ki bunlar. 1840 yılında kraliyetin kendi bahçelerinin gelişmesiyle oluşmaya başlıyor. Yanılmıyorsam 120 hektar diyorlar onlar. İçerisinde yayılış gösteriyor ve devasa bir bahçe. Dünyadaki örneklerin büyük çoğunluğunu barındırıyorlar. İçerisindeki herbaryumda 7,5 milyon örnek bulunuyor. Yani oldukça bilimsel olarak çalışan ve iyi bahçelerden bir tanesi. Amerika'dan bir örnek. Missouri Botanik Bahçesi St. Louis'de yer alıyor. 1859 yılında kurulmuş. Özellikle burasının Japon bahçesi çok çok güzel. Ayrıca yani Türkiye'de çok çok güzel bir Osmanlı bahçesi yok. Ama burada bir tane Osmanlı bahçesi var. Yapılmış olan. Berlin Dahlem Botanik Bahçesi. Bu da 1897 yılında kurulmuş bir botanik bahçesi. Bu da bizim açımızdan önemli çünkü Türkiye'de Almanlar çok çalıştıkları için bizim bitkilerimizin büyük kısmının herbaryum örnekleri de orada. Bizim ülkemizden toplanmış canlı örnekler de buralarda bol bol sergileniyorlar. Ülkemizde ise Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi 1935 yılında kurulmuş. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak kuruluyor. En eski botanik bahçemiz bizim. Ama şu anda İstanbul Üniversitesi'nden bu İstanbul Müftülüğü'ne bırakıldı. Yani bir olay yaşandı, oraya bırakıldı. Şu anda durumunu bilmiyorum ama eskiden gider gezerdim içerisinde. Şu anda botanik çıktı içinden ama bahçe duruyor. Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi, bu ikisi üniversite botanik bahçelerine örnek. 1962 yılında kurulmuş bir bahçe. Benim de çok sık gittiğim bahçelerden bir tanesi bu. Hocam şey derdi, hani biz kurduk derdi. Hani kuruluş şeylerine bahsederken, hani biz kurduk derdi ama rektörümüz botanikçiydi, dekanımız da botanikçiydi derdi. İki botanikçi bir araya geldiği zaman bu bahçe kuruldu demişti. Başka bir üniversitenin bu kadar rahat bir botanik bahçesi kuracağına açıkçası hoca inanmazdı. Ben de katılıyorum. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. Burçin Bey zaten sunumunda size anlatmıştı buradan. Biraz bilgi vermişti. 1995 yılında Hatıra Parkı olarak kurulup 2002'de ziyarete açılıp 2003 yılında da Botanik Bahçesi olarak hizmet vermeye başlıyor.
şu anda herhalde ülkemizdeki en büyük ve en iyi çalışan botanik bahçesi. İşte benim kastettiğim de buydu. Üniversitelerde bunlar gerçekten çok zor yapılıyorlar. Bütçe açısından, eleman açısından ama özel bir çabayla gerçekten muhteşem bir iş başarılmış. Şu anda hani bütün Türkiye'deki botanikçilerin göz bebeği bir yer. Bu sene açılacak inşallah. Türkiye Milli Botanik Bahçesi Ankara'da yapılan, bu da devasa bir botanik bahçesi. Şu anda yapım çalışmaları hala devam ediyor. Bildiğim kadarıyla henüz daha ziyaretçi almıyorlar, hizmete tam olarak girmedi ama güzel bir yapılaşması var. İnşallah olduğu zaman hep birlikte ziyaret ederiz. Şimdi dünyada toplayıcılıktan başlayan bir şey vardı. Buraya kadar getirdik ve birçok değişik koleksiyonlar oluşturulmuştu. Gerek hayvanlar gerek bitkilerle ilgili. Ben Çanakkale'de bir koleksiyon bahçesi oluşturmak istedim. Bir fikir oluştu. Yani bunu da niye yaptık? 1992 yılında üniversite kuruldu. 96 yılında botanik bahçesi bu gördüğünüz bizim kampüste planlandı. Yani 96'da daha binalar yapılmadan botanik bahçesi kampüs planına yerleştirildi. 2000 yılında Terzioğlu kampüsü, bu gördüğünüz kampüs hizmete açıldı. 2009 yılında da biz botanik bahçesi ve herbaryum uygulama araştırma merkezini kurduk burada. 2006 yılında böyle bir AVAN projesi çizilmişti ama proje botanik bahçesinden ziyade birazcık peyzaj tasarımına yönelik olarak çizilmiş. Yani bir park izlenimini taşıyordu. Sonra dedik ki bu böyle olmaz. Botanik bahçesine çevirmemiz lazım. 2016 yılında böyle bir projeye girildi. Başında da ben olarak. Ama baktık 2006'dakinde oluşmayınca biz 15 Eylül 2000 yılında taşınmıştık bu kampüse. İlk taşınan da bizim Fen Edebiyat Fakültesi binasıydı. Bu gördüğünüz bina. Biz de dedik ki koleksiyon bahçesini madem aşağıda botanik bahçesinde tam olarak yapamıyoruz. Çünkü kontrolünüzün altında olmadığı bir yerde maalesef çok şey gidiyor. Yani bir bitki dikiyorsunuz. 3 gün sonra birisi gelip onu oradan söküp taşıyor başka yere. Kendi bahçesinin peyzajında daha iyi gözükeceğini düşünüyorlar. Biz de kontrolümüz altında olsun, her zaman elimizin altında olsun, ofislerimizin yanında olsun diye bu Fen Edebiyat Fakültesi'nin içinde laboratuvar bloğunun ortasındaki alanı kullandık. 3 tane içerisinde koleksiyon var. Biri canlı bitkiler koleksiyonu, biri herbaryum, bir de zooloji müzesi. 2013 yılında açıldı. Herbaryum 2009 yılında bir yerine taşımıştık biz bahçe olmadan önce. 2015 yılında da resmi açılışına yaptık ve çalışmalara başlansın diye. Ben niye bunu söylüyorum? Bu koleksiyon bahçesi. Bu gördükleriniz devasa. Yani 120 hektar nereye? Resimde gördüğünüz 625 metrekare işte beton alanları çıkartırsanız aşağı yukarı 500 metrekarelik bir alan. Ama 500 metrekarelik alanda yaptıklarımı size göstermek istiyorum. İlk bahçeyi devraldığımızda 2005 yılındaki düzenleme çalışması yapılmadan önceki görüntüsü buydu. Bizim orası biraz kumlu topraktır. Sularsanız suyu hemen altına kaçırır. Su tutmaz. Sulamaya yetiştiremezsiniz. Bu gördüğünüz ağaçlar da normalde bunlar da yoktu da 2005 yılında galiba Mesut Yılmaz üniversite ziyareti, başbakan olarak üniversite ziyareti yapıyordu. Yılını tam hatırlamıyorum ama burası çok boş diye peyzaj birimi geldi. Apar topar gördünüz. Bu çalılar hemen dikildiler. O gün zaten Mesut Yılmaz gelmiş. Ondan sonra bu bitkiler söküldüler burada. O güne ait bir fotoğraf bu. 2006 yılında dedik ki biz buraya bir düzenleme yapalım. Tabii biz doğal alan olarak düzenlemesini istemiştik ama maalesef şu gördüğünüz doğal görüntüye sahip düzenleme diye bize çizilip uygulandı. Tabii ki para sizin elinizde olmayınca her şeye müdahale edemiyorsunuz. Önce bu bahçe taşlardan yürüyüş yolları ve pergola alanları yapıldı. Sonra içine birazcık iyi toprak edip küçük bir havuz yapıldı. Pergolalar döşendiler. Bundan sonra buranın işte çiçeklendirilmesi, düzenlenmesi, bizim bölümümüzün öğrencileri burada gönüllü olarak çalışmaya başladılar. Her gelen sınıfın böyle bir katkısı bulunuyordu. Sürekli olarak çalışılıyordu ama burası o zamanlar yine bir koleksiyon bahçesi değildi. Burası sadece
işte çay içilen, dinlenilen bir alan olarak geçiyordu. Ve hep bu gözle bakıldı. Biraz içeride olduğu için buranın adı Saklı Bahçe. Yani kime sorsan üniversitede buranın adı Saklı Bahçe. Dışarıdan da görmüyor çünkü kimse. Daha sonrasında çok fazla yani gezmek için insanlar geldiğinde biz dedik ki buraya niye bir koleksiyon yapmayalım? Çardakların altlarına bir tanesini kapattık, zooloji müzesi yaptık 2013 yılında. 144 türe ait 1500'den fazla örnek var ama bu örnekler daha çok bilimsel örnekler. Yani bu içleri doldurulmuş 3 boyutlu canlı gibi diyaromaların oluşacağı bir yer değil. Çok küçük bir alan zaten, hani 10 metrekare 15 metrekare bir yer. Çok ufak bir yer burası. Ama içerisinde oldukça iyi çalışmalar yapıyorlar ve öğrencilerin de açıkçası çok dikkatini çekiyor. Canlı bitki hayvanlar olarak biz buraya güvercinleri koyduk. Kendi özel ilgimizdi ama aklınıza gelebilecek bütün süs güvercinlerini biz bu bahçede kümeslerde yetiştirmeye başladık. Salıklardı ama gördüklerinizde hepsi bizim kendi kuşlarımız. Ama şu anda kuşlar yoklar çünkü bakımları oldukça zor olmaya başladı. Biz de kendi çiftliğimize aldım bunları. Yani şu anda başka bir yerde bunlara bakılıyorlar. Yaklaşık 150-200 civarı olması lazım şu anda ama hemen hemen bütün ırklardan elimize var. Özellikle bunlar bizde çok üretilenler. Sol alttaki iki tane mesela bizim sarayda üretilmiş olan kuşlardan da. Bunlar hünkâri güvercinlerdir. 18 Nisan 2015 tarihinde biyoloji günleri kapsamında herbaryum açtık. Açılışı yapan da Profesör Doktor Özcan Seçmen hocamızdı. Bize bu konuda hep yol açmış olan Ege Üniversitesi'nden. Hani kuralım, kurarsanız faydalı olur demişti. Biz de herbaryumu açtık. Bu benim çizmiş olduğum resmin içerisine de işte böyle bir açılış şeyi, Latince ismini koymuştuk 2015 yılında. Bir ziyaretçi defterimiz vardı. O tarihten beri biz ziyaretçi, her gelen ziyaretçi çalıştığı konuyu içerisinde imzalar. Baktığınız zaman kimle çalışıyor bundan bir tarihçi gibi yararlanabilirsiniz. Gelenler bakıyorlar, hani benim çalıştığım konuyu başkaları da çalışmış bir de irtibatta olabilmek için de iyi bir şey alıyor. 30 bin civarında örnek var ama sadece bunların 18.809 tanesi herbaryum dolaplarının içerisinde çalışmaya açık. Derpey vakit buldukça biz de örnekleri açıyoruz. Devasa herbaryumların yanında bizimki çok küçük, sadece 40 metrekarelik bir herbaryum ama tüm fonksiyonlarını yerine getiren bir herbaryum. Açtıktan 3 gün sonra Amerika'dan Robert Sorenk gelmişti. İlk çalışan bilim adamı oldu önce bizim herbaryumumuzda. İçeride dolaplarda örneklerimiz bu belirli bir sırayla diziliyor. Biz küçük olabiliriz herbaryum olarak ama iddialıyız. Örneklerimiz gerçekten biblo gibidir. Her biri çok düzenlidir. Bütün özellikleri gösterecek şekilde daha yani bu kartonların üstlerine 41'e 26,5 santimlik bu kartonların üstlerine yapıştırılıyorlar. Her örnek nasıl diyelim toplandığı bölgeye göre, kültür olup olmamasına göre, tip örnek olup olmamasına göre kendine has kılıflar içerisinde. Mesela bu yeşil olan bir yetiştirme örnek. Üretim materyalinden yapılmış bir herbaryum örneğinin kılıfı. ...2009 yılında biz herbaryuma başladığımız zaman artık örnekler artmaya başlamıştı. Ama bizim için en önemlisi 2014 yılında biyoçeşitlik projelerinin yapılmasıyla yani desteklemeye, geliştirmeye başladı herbaryumumuzu. Biz üniversiteyle yanılmıyorsam Türkiye'de biyoçeşitlik projelerini protokolle yapan iki üniversiteden birisiniz. Birisi Antep'te yanılmıyorsam, ikincisi de bizdik. Biz şirket işi değil, tamamıyla gönüllü olarak bölümümüzdeki hocalar olarak bu işi yapmıştık. O esnada da gerçekten çok araziye gittik ve çok örnek topladık. Bu örnekler de oralardan toplanan örnekler. En eski örneğim herbaryumda 1843 yılında toplanmış bir örnek. Hani eski örnek var. Arazi çalışmalarında karda veya işte yüksek dağlarda, sıcakta, her türlü şartta biz bu arazi çalışmalarını yaptık. 8904 tane örnek toplamışız o araziler kapsamında. Bunları getirdik, presledik. Kartonlara yapıştı, teşhis edildi, tasniflendi. Ondan sonra yapıştıktan sonra tekrardan koleksiyondaki yerlerine geçtiler. Örneklerimiz belirli bir sayıyı geçtikten sonra da
18 bini aştıktan sonra, ki bu kadar olmasına gerek yoktu ama biz biraz hızlı çalışmıştık. 2019 yılında da Uluslararası Herbaryum İndeksine CBB olarak bunu kodlandırdık. Brahms 7.2 kayıt programı kullanıyoruz. Her içerideki örnek bu kayıt programından takip edilebilir. İçeride de tamamıyla akrabalık ilişkilerine dayanan APG 3 sistemine göre örnekler dizilmiştir. Yani alfabetik değiller. Her örnek kendi akrabasının yanında yer alıyor. Dışarıdan gelen için bu mozdur ama bizim için oldukça faydalı oluyor. Sonra şimdi canlı koleksiyona. 2012 yılında biz laboratuvarları da materyal olsun diye araziden artık toplamaya başladığımız bitkileri bu park, yani park diyorum artık şeyden, dinlenme bahçesinin kenarlarına ekmeye başladık. Çünkü işte bir eğrelti otu ihtiyacı hissediyorsunuz laboratuvarda öğrenciye anlatabilmek için. Bunu yakınımızda yoktu. Her ders içinde gidip alıp gelmek zordu. Biz de getirdik, burada yetiştirmeye başladık. Sonra bir markette lale gördük, çok hoşumuza gitti. 5 saksı lale aldık değişik renklerde. Bunları bahçeye ektik. Çok da güzel oldular. Hoşumuza gitti. 2013 yılında 1200 tane soğanla başladık bahçede bir koleksiyon oluşturmaya. Bu gördüğünüz resmi çizmiştik girişte, saklı bahçe değil, lale resmini. Koleksiyonu buraya ekmeye başladık. Ve o sene laleler güzel olmaya başlayınca ziyaretçilerimiz çok artmaya başladı. Hani görenler en azından bir fotoğraf çekmek için bile gelmeye başladılar. Ve bu etrafta duyuldu. 2014 yılına geldiğimizde bu biraz daha çılgınlık haline geldi. Biz tulip manyayı yeni yaşamaya başladık. Yani açıkçası Çanakkale'de bölümümüzde. 15 bin kadar soğanlı bitkiyi bu 500 metrekarelik toprağın içerisine sığdırdık. Ve bu görüntüleri elde ettik. Bakın 2014'teki bahçenin her tarafındaki görüntüleri bunlar. O sene inanılmaz ziyaretçi aldık. Hani bu sadece şey olarak düşünmeyin. Hani üniversitenin içerisindekiler değil. Şehirden de gelmeye başladılar. Okullar gelmeye başladı ve Çanakkale'nin tarihi öneminden dolayı biz çok fazla il dışından ziyaretçi kabul ediyoruz Çanakkale'ye. Ve her gelen okul Çanakkale'ye geldiği zaman gemi kuyruğu beklerken biraz oyalanmak zorunda kalıyorlar. Üniversiteye giriyorlar ve üniversiteye gelen herkes bu bahçeye getiriliyor. Dolayısıyla bizim bu bahçemiz küçücük bahçe ama biz günde bazen 10 tane grup ağırlıyoruz bu bahçede. Öğrencileri hep gönüllü olarak çalışıyorlar. Öğrencileri veriyoruz grupların başına, bu bahçeyi gezdiriyorlar. Aşağı yukarı her gelen grup 1 saat geçiriyor 500 metrekarelik alanın içerisinde ve eğitilerek gidiyorlardı. Sadece peyzaj yapıp da böyle güzel gözüksünler diye değildi. Bu Aladdin's Report şu anda bizdeki herhalde Osmanlı lalelerine en çok benzeyen. Diğeri de çok ilgi uyandırıyor. Queen of Night. Siyah lale. Ama gördüğünüz gibi rengi güneş altında olursa, biraz şeyde kalırsa siyah gibi gözüküyor. Aksi takdirde bu bordo rengini taşıyor. Aladdin. Tulipa Ice Cream. Laleye benzemiyor ama muhteşem bir lale. Benim de en sevdiğim gruplardan bir tanesidir. Çok kişi sevmiyor, çok oynanmış diye üzerinde ama gerçekten sevdiğim bir laledir. Bu gruplar. Bunlar cüceler. 5 santim ila 10 santim boyundaki laleler. Kaufmanniana. Bunlar şeylerden Asya'nın yüksek dağlarında bulunan türlerin oynanmışları. Doğal değiller. Şimdi dediğim virütik bu. Yani bitlerle taşınan. Aslında bu çiçeğinin etrafta gördükleriniz kırmızı renkli olması gerekiyordu. Ama virüs bulaştığı için buna, bu bulaştığından bu formlar meydana geliyorlar. Daha sonra ayırıp bunları ırklaştırabilirsiniz ama biz bunlarla çok uğraşmadık. Peyzaj yapmak ile üretim yapmak aynı yerde mümkün değil. Biz üretim yapmadık o yüzden hiçbir zaman. Sonra dedik ya, bu işler, koleksiyon işleri, kayıt altına alma işleridir. Biz bahçede yetiştirdiğimiz aşağı yukarı 320 tane ırkı, her birini geçmeye yakınken topladık. Böyle fotoğrafladık isimleriyle birlikte siyah şey üzerinde, kadife üzerinde. Sonra bunları da herbaryuma kurutarak aldık. Yani biz bunları şu anda elimizde tutuyoruz. Canlıları yok ama en azından kurutulmuşları her zaman elimizde vardı diye fotoğraflarıyla duruyorlar. Ters laleleri ürettik. Fritillaria melagris, birçok gruptan örnek getirdik. Imperialis, Maxima lutea, sarı renklisi. Kardelenler, bu ikisi doğal kardelenlerimiz. Bizim Çanakkale'de bulunan Gracilis ve Troianus, Troya kardeleni. Nergisler, nergislerden de aşağı yukarı 90 ırk falan var elimde şu anda renk olarak. Bunlar da yine değişik nergislerimiz.
Einstein'ın bir fotoğrafı vardı, dilini çıkarttığı bir fotoğraf. Ona çok benziyor diye bu Nergis'e o isim verilmiş. Narcissus Professor Einstein diye. Çiğdemlerimiz var, oldukça renkli. Benim en sevdiğim Chrysanthus'un Prince Claus'u, ki bizim ülkemizde de en çok alt türe sahip şeydir, türdür çiğdem türleri. Yetiştirmesi çok keyifli bunları. 70 ırk kadar sümbül var. Oldukça hatırı sayılır bir lilyum koleksiyonu var. Lilyum lansifolium. Buna benli canan diyorlar. Üstünde bu çıkıntılı benleri var diye. Bu kadar olunca ilin yöneticileri, işte rektör, vali, ondan sonra belediye başkanı gibi birçok yönetici bahçeye hem gezmeye başladılar hem de kahvaltılar başladı. Bu kahvaltılar sadece yemek mekanı olarak değil, burada biz bölümümüzü gerçekten iyi tanıtabildik. Çünkü kendimizi çok iyi ifade ediyorduk burada. Bir de resmiyetten çok uzak yerler olmaya başladı. Ve çok ilgi çektik. Yani bizim amacımız buydu aslında. Üniversitelerde yapılan hep bir bilim var. Enstitülerde bilim var. Ama bunları halka ne kadarını döndürebiliyoruz? Biz kendimizi ne kadar anlatabiliyoruz? Bunlar bizim bölüme çok insan gelmesi ve bölümün tanınmasını arttırdılar. Tanınabilirliği, kullanılabilirliği arttırdık biz. Bizim en büyük amacımız buydu. Bunlar öğretmenler. Çanakkale'deki öğretmenler okul okul geldiler. Daha sonra her öğretmen öğrenci gruplarıyla gelmeye başladı. Her gelen gruba bizim öğrencilerimiz, asistanlarımız bunları anlattılar tek tek. Bakın birçok yerden ilk öğretimden öğrenciler geldi. Sonra fotoğraf sergileri yapacaklardı. Enstrümanını kap gel yaptılar. Enstrümanlarını alanlar geldiler. Bahçenin içinde lalelerin arasında, soğan arasında, çiçeklerin arasında fotoğraflar çektiler. Konserler verildi, canlı konserler, dinletiler yapıldı. Ve biz bambaşka bir havaya girdik. 2014'ten 2016'ya bahçenin tipi değişti. Ben kendim çok şey bir insanım. Çabuk sıkılan bir insanım. Hep şey dedim. Bir gezdiğim yerde eğer bir değişiklik yoksa ben oraya bir daha niye gideyim? Çünkü benim ilgimi çekecek bir şey yok. O halde biz de ne yaparız dedik? Biz bahçenin peyzajını değiştirelim. Her 3 yılda bir veya 2 yılda bir biz bahçeyi topluyoruz. Bütün bahçeyi söküyoruz. Bütün konsepti sıfırdan yeniliyoruz. Değiştiriyoruz. Laleleri azalttık. Bu sefer çiçekli bitkileri arttırmaya başladık. İşte sardunyalar. 80 ırk sardunya aldım ben bir seferde. Onları böyle tasarımların içerisinde yapmaya başladık. Öğrencilerin en çok merak ettiği iki tane bitki. Birisi böcek kapanlar. Bunun için bahçede bir bataklık yaptık. Bahçede yere ekiyorduk böcek kapanları. Kışın kar altında da kalıyorlardı. Burada yetiştirdik. Bir de küstüm otu. Dokunacak kapandığı için öğrencilerin inanılmaz ilgisini çeken iki bitki. Ve her gelen grup eğer yoksa da sorar bunu. Maalesef kışın yoklar. Kışın gelen bütün gruplar bunları görebilir miyiz diyorlar. Ama maalesef işte sadece yaz sezonunda bu iki bitkiyi onlara gösterebiliyoruz. Orman güllerini toparladım. Bayağı bir bahçeyi orman gülü koleksiyonu yaptım. Ama hesaplamadığım bir şey vardı. Bunlar asitik toprak seviyorlar. Bizim orası biraz kireçli geldi. Yaşatamadık bunları. Çok güzel oldular. Birkaç yıl iyi gitti. Zorla yaptık ama ondan sonra maalesef bu koleksiyonun büyük kısmını kaybettim. Bunlar mesela açelyalar, orman güllerinin şeylerinde. Bunlar evlerde yetişenler. Bunların üstüne kar yağıyor. Evlerde açelya yetiştirememe nedenlerinden bir tanesi sıcak olması mesela. Biz soğukta bunu daha çok başardık. Minyatür güller. Rosa Ring of Fire. Las Quatre Seasons. Bunlar minyatür güller. Çok ufaklar. Rosa da mesela bu şerbetlik gül diye geçiyor. Isparta gülü tabii ki yani isim olarak. Ama çok narin. Bu benim anneannemin kendi güllerindendi. Ben yani bunu dışarıdan değil, anneannemin eski güllerinden gittim bahçeden sökerek ürettim bahçede. Şu anda bahçede bundan şerbet ve reçel yapıyoruz biz. 9 renk manolyam var. Manolyaları da aldık. Bunlar da güzel gözüküyorlar. 47 saksı içerisinde 25 renk nülüfer var. Ve ondan sonra en son koleksiyonlarından bir tanesi, çok seviyordum bunları. Ortancalar, 50 renk kadar ortanca topladım. Türkiye'den veya dışarıdan birçok yerden örnek getirttirdim. Ve gerçekten de çok severek yaptıklarından bir tanesi. 2 yılda bir üretime de alıyorum.
işte Bluebird, meşe yapraklı Snowflake. Bu aşağı yukarı 50 santimi geçiyor çiçekleri. Gerçekten çok devasa çiçekler yapıyorlar. Boyları da zaten oldukça yüksek. Bir diğeri de ülkemizde çok popüler. Yani ben bu kadar popüler olduğunu açıkçası içine girmeden önce bilmiyordum. Severdim. Tek tük toplardım ama girdikten sonra çılgınlık düzeyinde yetiştirenler var bunu. Yani bende 1500 çeşit kadar kaktüs ve sukulent var ama 6000 çeşide kadar olanlar var Türkiye'de. Bu litopslar, bunları tohumdan üretmiştim. Antalya'dan, Tanerangay'dan almıştım tohumları. Bunlar tohumdan ürettiğim litopslar. Crassula Buddhas Temple, en sevdiklerimden bir tanesi, paket şeklinde büyür. Mamillaryalar, bunlar yine içlenen örnekler. Bunları da yine fotoğraflıyorum. Çünkü bunları da kenara hep not alıyorum. Haworthia truncata, at dişli Haworthia diye geçiyor. Yani yurt dışında. Haworthia bullosi, bunlar aslında Güney Afrika'nın bitkileri. Bizim Akdeniz'de mesela çok güzel olurlar bunlar dış mekanda. Çanakkale biraz soğuk ama dış mekanda Akdeniz'de, Antalya'da falan muhteşem olurlar. Pencereli camları vardır. O gördüğünüz parlak olan kısımlar, özellikle bullosi de daha net. Truncata'nınki o kadar değil mi? Bullosi de çok daha net. Onlar içeriye ışığı süzerek alıyorlar. Opuntia robusta. Robusta'yı Türkiye'de doğadan kaydettim. Artık birisi attı herhalde. Kumulların içerisinde doğallaşmış olarak yaşıyor robusta. Akdeniz'deki sizin frenk inciri diyorlar sanırım. O frenk incirinden farklı bu. Ondan farklı bir ırk. Mamillaria elongata cristata. Bunun en büyük özelliği tam bir beyin şeklinde gelişmişti bu. Bu kristat formlardan bir tanesi. Hani hatalı bir form aslında ama tam bir beyin şeklinde gelişmiş bir örnek. Oldukça değişik. Evet. Burada birkaç tane daha şey diyeceğim. Şimdi botanik bahçesi yapmaktansa bu açıkçası benim daha çok işime geldi. Ben botanik bahçesini iki kere ektim. Yani fidanları dikim yaptım pardon. Fidan diktim ama personel olmayınca bakılmıyor. Ölüyorlar. Üniversitelerde de buna ayrılacak bütçe yok. Yani ben bir merkez müdürlüğüyüm. Merkez müdürlüklerinin bütçeleri yok. Rektörlük size ne kadar verirse o kadar iş yapabiliyorsunuz. Öncelikli alanlarda olmadığımız için de maalesef bir bütçe alamıyoruz. Bu gördüğünüz hepsi üniversitenin hiçbir tane şeyi yoktur burada. Üniversite bize sadece manevi olarak bunda destek oldu. Maddi kaynak ben kendim. O yüzden belki de biz çok başarılı olduk. Yani çünkü ne derler, hesap verme sorumluluğumuz yoktu. Bir proje alıp işte bunun raporunu şey yapmaktan, işte bir malzeme alacaksınız, kalitelisi olsun, istediğiniz malzemeyi çok daha özgür alabiliyorsunuz. İstediğiniz örneği hiç şey yapmadan anında alabiliyorsunuz. Öğrenciler de gönüllü olarak çalışıyorlar. Biz diyorduk ki isteyen varsa gelsin, öğrenmek isteyen varsa gelsin diyorduk. Öğrenciler de geliyor. Hiçbir tane mesela bizim bir personel sıkıntımız da olmamış oldu böylece. Ve çok öğrenci kazandık buradan. O yüzden ben bu koleksiyon bahçesinin bir model olarak, yani çok küçük bir alanda, kesinlikle küçük bir alanda. Yani ben kendi açıkçası arsalarımdan büyük olsa veya elimin altında olsa orada bunun daha büyüğünü yapmak isterdim. Ama el bu kadarını verdi. Biz de bu kadarını yaptık. Bu kadar da insana dokunduk yani. Şimdi de size anlatarak, bunu aktararak biraz da sizin bilgilerinize bunu dokundurmuş olduk. Yapılabilecekler aslında çok çok daha fazla. Bu gördüğünüzde bizim lalelere biz petallerini geçeceği zaman kopartıyorduk. Böyle üst üste yığdık, fotoğraflar çekiyorduk, hoşumuza gidiyordu oradan. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sanırım bir soru cevap mı olur artık, bir sohbet mi olur? Daha önce izlediklerimi istinaden. Evet hocam, bu akşam görsel bir şölen oldu bizim için. Çok güzeldi, hayranlıkla izledik ve hepimiz şu an oraya gelmek istiyoruz hocam. Şu anda bakımda, şu anda söktük. Bütün her şey yeni tasarıma giriyor. Ama bu sene tabii ya, pandemi tabii bizi de birazcık vurdu. Öğrenci olmadığı zaman sadece örneklere baktık şeylerde. İşte şimdi yeni birkaç öğrencim geldi, yüksek lisans öğrencim. Onlarla tasarıma yapıyoruz. Muhtemelen
önümüzdeki sonbaharla birlikte yeni bir düzenlemeyle tekrardan açacağız bahçeyi. Hocam yani bu önümüzdeki hani yeniden yapılanmaya gitmişsiniz ya, yenileme. Evet, evet. Şimdi bahçede ne olacak hocam değişiklik olarak? Şimdi çalı süs bitkilerine yönelmek istiyoruz. Tamam, bahçede tabii ki ben süs bitkisi kullanıyorum. Yani doğal bitkileri de kullanıyorum. Yani sadece şey olarak düşünmeyelim. Yani bunlar gördükleriniz çoğu ırklar gibi geliyor ama biz içlerinde kendimiz de üretiyoruz. Şimdi mesela bir tane eğrelti koleksiyonu başlattık. Eğreltileri topluyoruz. Çok eski eğreltiler var. Yani dünyada ilk defa şey yapmış olan eğreltiler var elimizde. Öğrenciler biz derste kullanıyoruz. Yani şey var. Kitapta anlatmak çok farklı. Örneği öğrencinin önüne getirip göstermek bambaşka bir şey. Bu işte sikasları gösterdiğimizde ilk tohumlu bitkiler bunlardı. Açık tohumlu bitkiler bunlardı demek başka. İşte eğrelti otlarından ilk defa karaya çıkan damarlılar bunlardı diye canlı örnekleri göstermek, resimleri göstermekten çok fazla. Ben şimdi bir şeye daha giriştim. Bir botanik müzesi. Ülkemizde bir botanik müzesi yok. Arkeoloji müzeleri gibi düşünün bunu. Ben ona giriştim. Fosil topluyorum, eski kitap topluyorum, materyal topluyorum, etnobotanik materyal topluyorum, tohum topluyorum. Bir sürü büyük bir şey malzeme gelmeye başladı şu anda. Yani inşallah ileride onu da bunun yanında koyacağız yani oraya. Çok güzel hocam. Sanırım bu eğrelti otlarının fosillerde çıkıyordu değil mi? Ülkemizde yok ama evet. İlk yani yüksek bitkiler onlar oldukları için karadaki onlar fosillerde daha fazla temsil ediyor ama bizim ülkemizde yok. Çünkü biz onların döneminde Anadolu henüz daha tetisin altındaydı. O yüzden bizde onlar yok. Peki hocam, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben bir de hocam bu kibrit otları vardı, evet, hocam. Evet. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Kibrit petrolde otları katkısı çok diyorlar ama hocam. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi kibrit otları dünyanın en eski bitkilerinden bir tanesi. Ve en kilit noktalardan bir tanesidir. Şimdi yaşam dünyada suda başladı. Su altında başladı. O şeyden dolayı. Ultraviyole ışının gelişinden dolayı. Karaya çıktıktan sonra sulardan kopamıyorlardı canlılar. Çünkü hep suya temas halinde olmaları gerekiyordu. Karaya çıkmak büyük bir evrimsel başarıydı. İkinci evrimsel başarı iletim demeti taşımaktır. İletim demetiyle böylece hani bitki bir yerden suya değerse diğer bütün organlarına iletebiliyordu, taşıyabiliyordu artık. Kibrit otları bu açıdan kilit noktayı oluşturuyor. Karaya çıkmış olan bitkilerde ilk gerçek damara sahip olan bitki grubudur kibrit otları. Ve artık büyüyebiliyorlar. Şimdi bizim kibrit otlarımız aşağı yukarı 15-20 santim boyutlarında. Yani çok büyükler, belki tropiklerde biraz daha uzunları var ama bizim ülkemizdekiler hep çok küçükler. Ama bunların devrinde at kuyruklarıyla birlikte bunlar evrimleştiler. At kuyrukları kibrit otlarının bir sonraki grubudur. Bunlarda at kibrit otlarında iletim demeti bir demetken, at kuyruklarında bütün gövdenin üzerine halkasal olarak dizilmiştir. O yüzden evrimsellikleri daha fazladır. Bunlar devasa ormanlar oluşturuyordu. Bakın kozalaklı bitki yok, tohumlu bitki yok, çiçekli bitki yok, dinozorlar yok, hiçbir şey yok. Sadece eğrelti otları, kibrit otları bütün dünyayı kaplıyorlardı. Sonra bir evrim daha geçti. O evrimde tohum ortaya çıktı. Spordan çok daha iyi bir gen bankasıydı tohum. Böylece avantajlı duruma geçince tohumlu bitkiler yükselirken eğreltiler aşağıya doğru inmeye başladılar. Soyları azalmaya başladı. Tükendi demiyorum. Hani büyük çoğunluğu yok oldu, tükendiler ama günümüzde hala kalanları var. O esnada aşağıda kalanların büyük çoğunluğu da bugün işte petrol yataklarını, taş kömür madenlerini oluşturdular. Fosilleri. O açıdan önemliler. Doğru yani bir şey. Ha, evrim de çok yavaş ilerliyor tabii bitkilerde böyle gördüğümüz üzere. Tohumdan beri henüz daha biz şey diyoruz mesela tohumdan beri büyük bir evrim geçirmemiş bitkiler alemi. Hocam o kibrit otları ne kadar yani kaç metreydi? Yani şu anda bir çam ormanında ne kadar büyük ağaç görüyorsanız o kadarlardı. Oo, wow. Tabii ki. Yani
Otluktan çıkıyorlar sanki artık Aynen kocaman. öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bizde ismi tabii ki kibrit otu. Yani biz küçük Evet. ot gördüğümüz için ot onlar. Şu Evet. anda yani ağaçsı olan eraltiler var ama hani bizim ülkemizde değiller. Tropiklerde daha ziyade ağaç boyutlarında palmiye ağaçları gibi eralti otları var hala. Anladım hocam. Evet, çok Yani ilginç. Burçin Beylerin Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne giderseniz orada bir tane var. Hocam gideceğimiz çok yer oldu bu durumda. İnşallah bir gün oraları görebiliriz. Eminim Kesinlikle bütün gitmenizi tavsiye ederim. sınıflarımız da şu an aynı şeyi düşünüyordur, istiyordur benimle. Hocam ben şimdi el kaldıran arkadaşlarımızla devam etmek istiyorum. El Evet. kaldırma sırasına göre hemen söz vereceğim. İlayda Nur, bizim çekirdekten yetişme katılımcımız İlayda. Merhaba öğretmenim. Hoş Merhaba. geldin Cayda. Hoş bulduk. Tanıyabilir misin Tabii ki de. Adım İlayda Nur. Antalya'dan katılıyorum. 11 yaşındayım. seni? Evet İlayda, soru sormak istiyor musun hocamıza? Evet öğretmenim, bir şey sormak istedim. Bu ot, hani böcek yiyen bitki, biz kendimiz mi yetiştirebiliyoruz yoksa yani toprağa kendi mi yetiştiriyor? Onu sormak istedim, merak ettim. Şimdi o resimde gördüğünüz böcek kapan bizim ülkemizde yok. Bizim ülkemizde böcek yiyen bitkiler var. Ama o resimdeki yok. Yani o biraz daha farklı. Onları saksılarda yetiştiriyoruz. Ama biz koleksiyon yaptığımız için biz doğadakini taklit etmek istedik. Bataklıklarda bulunuyor. Biz bahçeye bir bataklık yaptık. O bataklığın içerisine yere ekiyorduk onları. Orada geliştiriyor. Yoksa yani kendi hallerinde biraz zor yetişiyorlar. Tohumdan ürüyorlar. Yani etrafına döküldüğü zaman tohumlardan yeni fideler çıkıyor. Ama yeni fidelerden bir böcek kapanın böcek kapar duruma gelmesi 2-3 yılı buluyor. Biraz yavaş büyüyorlar. Bir de özel bakım istiyorlar. Onu normal suyla sulayamıyorsunuz. Yani biraz özel bitkiler. Hassas bitkiler. İlaçlı suyu var gibi bir şey değil mi? Kesinlikle gübre kullanmıyorsunuz. Bir kere o var. Asidik bir toprak içerisinde olması gerekiyor. Mesela bir saksının içine ekiyorsanız su hep altında bir su duracak. Yani bir bataklıktaymış izlenim olacak. Kendisi suyun içinde değil ama alttan bir su emiyor olması gerekiyor. Gübre vermeyeceksiniz. O yakaladığı böceklerden azotu elde ediyor kendisi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz İlayda. Görüşmek üzere. Evet, Turgay Ünal. Konuşmaya bakar mısınız Turgay Bey? Sesim geliyor mu? Evet. Sesiniz geliyor. Sizi tanıyabilir miyiz önce? İsmim Turgay Ünal. Balıkesir, Burhaniye ilçesinde yaşıyorum. Kendim sınıf öğretmeniyim. İki tane evladım var. Aynı zamanda Antalyalıyım. Eğitimlere zaten sık sık takip ediyorum. Elif Hanım olsun, diğer arkadaşlar olsun, sağ olsun. Güzel eğitimlerle bayağı bir kendimizi tarım konusunda geliştiriyoruz işte. Kendim de zaten bu konularda çok ilgiliyim zaten, meraklıyım. Özellikle bu eğitim çok dikkatimi çekti. Koleksiyon konusunda, doğa tarih ve müzeler konusundaki yabancı ülkelerin bu şeylerini görünce çok imreniyorum ve aynı zamanda üzülüyordum. Ülkemiz adına, hem ülkemizden kaçırılan gidenler adına, yani bu hem bitkisel olsun hem tarih özellikleri olsun. Ben de işte kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Önce kendi çapımdakini sorayım, sonra diğer sorumu soracağım. Ben de hani toplamaya çalışıyorum. İki çocuğum var. Biri 6 yaşında, biri 3 yaşında. Doğadan o herbaryum tarzı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani biz de hani yerlerin arasını önceden sıkıştırırız. Sanıyorum Milli Eğitim'de de böyle bir ders var. Çok herhalde teşvik ediliyor. Bize de çok geliyorlar okullardan herbaryum yapmak üzere. Evet, ben kendi çapımda yapıyorum. Hani kitapların arasına eskiden koyardık. Hani çocukken de yapardık, böyle çiçekleri koyardık tarzı hani şeyde. Amatör ruhu. Kızım da seviyor yani, bu şekilde böyle topluyoruz. Bu konuda hani çocuklarımıza yani nasıl bir şey aşılayabiliriz? Yani onların da bu tip şeylerin hani koleksiyon bilgisi oluşması için tavsiyenizi öncelikle merak etmiştim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani yaptırdığınızda biz şöyle yapıyoruz. Çocuklar yaptıkları zaman onların isimlerinde hani biz gösteriyoruz. Onların isimleriyle biz herbaryumu alıyoruz. Bak diyoruz, bu senin örneğin. Bir kere onları çok cezbediyor. Çünkü yaptığı bir şeyi bilimsel anlamda değerlendiriyor. Ve gerçekten biz çocukların yaptıklarına barkod veriyoruz. Kayıt altına alıyoruz ve yayınlarda bile bunları kullanıyoruz onların isimleriyle. Diyoruz ki
yaptığınız şey eğer ki bilimsel olarak geçiyorsa, yani o örneği kuruttu, bir tane güzel kartona kağıda bile yapıştırsa olur, etiketlediği zaman hani ismini ölümsüzleştiriyor. Hani bizim meşhur lafımız var ya, söz uçar yazı kalır. O artık orada bir belge olarak tarihe geçiyor ve kullanılıyor bir yerlerde. O açıdan destekleyip, yani bu bir destek olacaktır diye düşünüyorum. Okullarda hocam bu şekilde bir nasıl bir çalışma yapılabilir sizce? Hani okullarda hani öğrencilerimiz için? Ya yapılabilir. Ya kesinlikle yapılması lazım. Aslında bence terk etmişiz biz bunu. Yani ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ülkelerin, işte Merzifan Amerikan Koleji Herbaryumu var. Geçen Burçin Bey bahsetti orada mesela, Manisa Cihan'ın topladığı yitik lale, bir öğretmenin topladığı bir lale ve herbaryumu var. Aznavur'un İstanbul'da azınlıklarda bir herbaryumu var. Şu anda biraz şeyde var yanılmıyorsam. Ege Üniversitesi'ndekileri incelemiştim. Ben orada görmüştüm Aznavur'un örneklerini. Balıkesir'de bir tane neresiydi? Öğretmen Okulu'nun galiba bir herbaryumu var. Ondan sonra Bolu'daki herbaryuma bir öğretmen ciddi bir herbaryum koleksiyonu bırakmış. Kendisi koliler içerisinde ama hani öyle küçük falan değil. Baya baya büyük, bir başlı başına herbaryum olacak kadar devasa bir herbaryum bırakmış. Yani eskiden zaten yapılıyormuş. Daha sonra bırakılmış bu iş. Bence hala olması lazım okullarda bunları. Yurt dışında tamam, ben araziye çıkıyorum, bitki topluyorum ama yurt dışında bunları yapanların büyük kısmı amatörler. Topluyorlar bitkileri, işte atıyorum geziye çıkıyor, topluyor, getiriyor, getiriyor, müzeye teslim ediyor onları. Müzede teşhis ediliyorlar. İsterse isimlerini alıyor. Ama örnek orada kalıyor. Ve şu anda toplanan örneklerin, bizim incelediğimiz işte ülkemizden kaçırılan örneklerin veya götürülen örneklerin büyük kısmı böyle. Seyyahlar gelmişler, toplamışlar, örnekleri alıplar ülkelerine götürmüşler, oradaki herbaryuma teslim etmişler. Kendilerinin çalışmaları değil. Ama bu örnekler orada bugüne kadar gelmiş ve devam ediyorlar üstlerinde. Mesela ben size şey söyleyeyim. Burada bahsetmedim tabii ki de. Bizim Çanakkale'de Frank Calvert vardır. Calvertler İngiliz asıllı, Malta'dan kökenlenip Çanakkale'ye gelmişler. Madencilikle uğraşıyorlar. Ziraatle ve madencilikle uğraşıyorlar. Burada iki tane büyük tarım çiftlikleri var. Hala yani... Eskiden TİGEM diye geçerdi burada ama şimdi Anadolu Etap diye geçiyor, oraya verildi. Bir tane de İntepe'nin arkasında bir tane çiftlikleri varmış eskiye ait. Troya'nın olduğu yer onların. Troya'yı ilk bulan kişi Frank Calvert'tir, Çanakkale. Ve bunlar konsolosluklar yapmışlar. Birçok ülkenin konsolosluğunu yapmışlar. Çanakkale'de, Kayseri'de, ailecek böyle Türkiye'nin etraflarında Frank Calvert'in ve Kayseri'deki abisinin en büyük merakı hayvan ve bitki toplama. Topladık, sadece topluyor. Üstlerine örnekleri yazıyor ve örneklerini şeyle yazışıyor. Hooker'la yazıyor. Darwin'in en yakın arkadaşı Hooker'la yazıyor, botanikçi. Hooker diyor ki sizin orada Almanlar var diyor. Almanlara gönderiyor. Örnekleri Almanlarla işte teşhis ediliyor. Ne oldukları bulunuyor. Hiç adamın botanikle alakası yok. Sadece toplayıp gönderiyor. Ve ben örneklerin izini de takip ettim ama en sonunda biz Berlin'de Dahlem'deki müdürle görüştüğümüzde İkinci Dünya Savaşı'nda bir bomba herbaryuma isabet ediyor ve koleksiyon komple yok oluyor. Orada gitmiş örnekler. Edinburgh'da bir 57 tane örneğini gördüm ben oranın herbaryumunda. Çanakkale'den Calvert'in toplamış oldukları örnekler. Tamamen amatör birisi. Ama bakın biz bugün hala bunun ismini burada anabiliyoruz. 1800 kaçta? 50 ile 60'lar arasında. 63'lerde falan topladı örnekler. Evet hocam, ya gerçekten bir yandan üzülüyorum. Peki ikinci sorum hocam. Çok da arkadaşlar zaman almak istemiyorum. Bizim bu yani eskiye karşı, yani eski olsun mesela eşyalar olsun, ben kendimce toplamaya çalışıyorum. Özellikle bu eskicilerden falan alıyorum veya köyleri gezdiğim zaman eski nenelerimiz, dedelerimizin gaz lambası olsun, eski böyle eşyalar olsun topluyorum. Onları mesela leğen fiyatına eskicilerle değiş tokuş yaptıklarını biliyorum öyle. Ya bir türlü bizde bu şeyler pek sevilmiyor. Hani koleksiyonculukla karşı böyle bir ilgisizlik var. Ben topluyorum artık evde, eşim bile bu kadar eşyayı ne yapacaksın diye tavan arasına saklıyorum hani korkumdan. Hani ileride bir evim olursa, hani geniş evim olursa oraya koyayım diye. Hani topladığımı bile
güzelce paketleyip depoya kaldırıyorum. Bu konuda bizim neden bu kadar ilgisiz var? Çünkü bilmediğimiz için hocam gelen kişi bilip bizim ülkemizden de birçok şeyi kaçırıyor. Hem bu doğal çiçek olsun, başka şeyler olsun, hem tarihsel anlamda olsun. Burada bizim ne eksiğimiz var? Niye biz bu kadar ilgisiziz? Ben onu sizden öğrenmek istiyorum. Yani bizde tabii ki eski şey birazcık şey gibi geçiyor. Hani çer çöp toplamak gibi geçiyor. O yüzden biz çok bunun üstüne gitmiyoruz açıkçası. İstemiyoruz. Yani bizim için eski malzeme çöp. Biz eskiyle yaşamayı çok sevmiyoruz. Yabancılar eskiye saygı gösteriyorlar ve onları anı olarak saklıyorlar. Ya yani gerek kendilerine gerekse bağışlayıp başka yerlerde, ama biz genellikle çöpe atmayı seviyoruz. Ya ben Çanakkale'liyim. Bizim küçüklüğümüzdeki Çanakkale'deki o eski Çanakkale evlerinin hepsi işte kat karşılığı dairelere gittiler. Evet. Yapamıyorsanız yakarsınız. Yani siz kendi mekanınızı bile sevmiyorsunuz eski diye. Ve bizde hep yine şey vardır, laf vardır. İçinde nefes yoksa orası çöker diye. Eski evlere girilmediği zaman onlar otomatikman yıkılıyorlar. Ve acıyorum yani, malzemeye kadar gider. Ben de toplarım. Yani ben üstünde bitki imgesi olan herhangi bir şey gördüğümde satın alıyorum şu anda. Yani Anladım hocam. bir paranın üstüne bakıyorum ya da bir armanın üstüne bakıyorum, diyorum bunda bir bitki var. Demek ki bir bitki kullanılmış. Yani bitkinin kullanımı var bunda. Sembol olsun, hiç önemli değil. Varsa diyorum ben direkt alırım bunu. Hiç kaçırmam. Kendi Anladım. koleksiyonuma. Siz hocam doğada gezip bunları toplayıp mı yapıyorsunuz? Mesela atıyorum bizde hani Burhaniye'de tabii burada Kaz Dağları hani atıyorum çok Çok iyi bilirim geniş bir Kazdağları. coğrafi güzel bir habitat var burada. Antalya'da da aynı şekilde keza olsun. Bu konuda siz sürekli yürüyüş yapıp takip mi ediyorsunuz hocam bu hani toplama konusunda? Tabii ki Amatör gidiyoruz. ruhunu soruyorum. Tabii ki gidiyoruz. Yani ben her zaman gidiyorum. Yani biz bir ekibimiz var, Burçin Beylerle. Biz bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz onlarla. Çanakkale'yi de dolaşıyorum. Ama bütün Türkiye'yi de dolaşıyorum. Ama türün yok olmasına sebep olmaz mı hocam? Hani topladığı zaman yani orada çünkü bazen toplamak yasak özellikle milli parklarda, alanlarda falan. Bir izni var, iznimiz var. İzin Hani... dahilinde topluyoruz. Tabii ki izinsiz topluyoruz. Ama hani açıkçası o konuda izin meselesi benim rahatsız eden konulardan bir tanesi yani. Hani ben bu ülkenin bir bilim adamı olarak bir tane iki tane bitki toplamak için izin alıyorum. Ama yarın öbür gün hani koyunu otlatmaya götürdüğünüzde, ineği otlatmaya götürdüğünüzde benden çok daha fazla bitkiye zarar veriyor. Ama o izin almak zorunda değil. Yani bizim ülkemizde bir bilim adamının, yani ben bir bilim adamı olarak bir koyun bir inek kadar değerim yok yani. Bu Evet, ülkede. biraz gerçekler açıkçası anlaşılıyor. Ben hatta bir Sarı Kız zirvesi vardı burada, Kaz Dağları'nda. Orada bir tür var, çok ender bir tür. Toplaması yasak ama aşağıda atıyorum pazarcı teyzeler onları 5 liraya... Sideritis troyana. Bilmiyorum Kaz artık Dağı çayı. ismini. Kaz Dağı çayı. Kaz Dağı çayı. Evet, Onu da orada... söyleyeyim. Yani ben o kızdığım noktalardan bir tanesi de budur. Milli parklarla da aynısını biz söylüyorum yani şeylerde. Onları eleştirmek de değil aslında bu benim söylediğim, ama şimdi Milli Park orada 1992 mi 94'te mi ne kuruluyor? Ben ilk defa 99'da çıkmıştım. Tarih hafızamdaydı hatta. 19 Ağustos 1999'da Kaz Dağı zirveye çıkmıştım. O zaman gördüğüm bu Kaz Dağı çayı popülasyonuyla işte geçen sene gittiğimdeki Kaz Dağı popülasyonu arasında bence %80 gerileme var. Ama nedenini söyleyeyim size. Şimdi milli parklardan bitki toplamak yasak. Çok ciddi yasaklar da geldi. Cezaları var, şeyleri var. Ama eskiden şunu unutmayın. Geleneksel olarak bu bitki oradan belki yüzyıllarca yıldır toplanıyordu. Ne yapıyorlardı? İçilecek kısımlar tepeleriydi. Tepelerini tane tane kırıyorlardı. Yasak olunca cezası var. Köylüler yakalanmamak için kaçak çıkıyorlar. Tane tane tepesini kopartmak yerine köpleyip aşağıda tepelerini kırıyorlardı. Bitki zaten kayanın içinde yetişiyor. Tohumdan da büyüyemiyor. Otomatikman bitkinin popülasyonları düştü. Evet, anladım hocam. Çok Koruyalım teşekkür. derken, zarar verdik. Şey, yani ziraatte veya işte korumalar çok şey geçer ya, sürdürülebilirlik. Burada sürdürülebilirliğe bir engel koymuş gibi olduk. Evet, Bir çok haklısın hocam. kültürü de engellemiş olduk. Evet, ben botanikçi olarak bize işte şimdi IUCN toplantılarında da aynı şey konuşuluyor. Çok fazla hani bu bitki endemik, %100 korumamız lazım. Her bitkiyi koruyamayız. Bunu unutmayın.
koruyacaklarınızın bir öncelik değerine sahip olması lazım. Hangisinin %100 korunması lazım? Yani mesela yaygın olan bir tane çok geniş yayılışlı bir endemik bitkiyi mi korumalıyız? Çok dar yayılışlı olanı mı korumalıyız? Dar yayılışlıları koyacağız. Geniş olanlar zaten bunların şeyleri daha rahattır. İkinci, üçüncü, dördüncü planı atabilirsiniz. Ama önceliklerinizi almanız lazım. Bu bitki belki üçüncü derecede önemliydi ama biz bunu birinci dereceye düşürmüş olduk. Evet, anladım hocam. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Olur yani, yönetim planı, iyi bir yönetim planı yapmak lazım bu konuda açıkçası. Kesinlikle çok haklısınız hocam. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz Turgay hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ben hemen bir katılımcımıza söz vermek istiyorum. Sevinç Kacargil. Sevinç Hanım, hoş geldiniz. Siz komuteye basarsanız sesinizi duyabiliriz. Evet, sanıyorum Sevinç Hanım'la şu an bağlantı kuramıyorum. Geldi mi sesim? Evet, geldi Sevinç Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Merhaba. Sevinç Hanım, siz Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü de yaptınız. Botanik bahçeleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben öncelikle Ersin Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bize bir kültür turizmi yaşattı başlangıçta. Bütün dünyayı bir gezdirdi. Bütün bahçeleri gösterdi. Sağ olsun. O yönden çok teşekkür ediyorum. Ama sonrasında Turgay Hocam'ın dediği gibi niye bizim ülkemizde bu işler çok geç başladı? Yani üzücü olan tarafı o. İmkanımız vardı, bitkimiz vardı, alanımız vardı. Hani niye bunu biz daha öncesinde yapamadık? Bu üzücü tarafı. Ama görüyorum ki Ersin Hocam gibi hocalarımız olduğu sürece bu işler ilerleyecek. Anladığım kadarıyla öğrenciler de hani motive olmuşlar, çalışıyorlar. İşte bize böyle önder hocalar lazım. Bu şekilde işi sahiplenen, özveri veren, gösteren hocalar lazım ki bu programda da bu hocalarımızın varlığını zaten biz fark ettik. Yani tabii ki kaç gündür bak hocalarımız, Burçin hocamız ayrı anlattı. İşte Ersin hocamız ayrı anlattı. Ülkede fazlasıyla endemik bitki var. Ama tabii zamanında sahiplenilmemiş. Şimdi değeri anlaşılmış. Şimdilerde değeri anlaşılmış. Turgay hocamın dediği gibi biz küçükken yapıyorduk. Herbaryum olduğunu bilmiyorduk ama yani çiçek çok kuruttuk. Elimizde telefonlar yoktu bizim. Biz kendimizi bu tür şeylerle oyaladık. İşte oradan çiçek topladık, defter arasına koyduk, birbirimize karşılaştırdık. Seninki mi güzel, benimki mi güzel? Böyle bir çalışma yapıyormuşuz biz. Eskiden böyle bir kültür vardı. Hocalarımız bize isterlerdi resim derslerinde, onları resim defterlerine yapıştırırdık falan. Böyle bir çalışmayı çok yapardık. Ama şimdi neden kaldırıldı? Yani ya da bak Turgay hocam ne güzel hevesli. Bir şeyler yapmak istiyor ki yapacaktır da bundan sonra bu Covid'den dolayı şimdi şartları el vermiyor online çalıştıkları için. Eminim ki aktif çalışmaya başlayınca bu tür çalışmalara başlayacaklar. Botanik bahçeleri tabii ki çok güzel yani bakın ne güzel okulumuzu, üniversitemizi bir sürü ziyaretçi gelmiş, geçirmiş, görmüş. Yani herkese ilgisini çekmiş. İnşallah bundan sonra tadilat tamamlanır da bizim de yolumuz düştüğünde bir ziyaretine gideriz. Bunların çoğaltılması lazım diye düşünüyorum. İşte Ege Üniversitesi'nden bahsettiniz. Ben İzmir'de yaşıyorum Ersin Hocam ama ben duymamıştım yani bilmiyordum böyle bir botanik bahçesi olduğunu. Hani en kısa zamanda da hani şartlar düzelsin gidip gezeceğim. Ben şeyde görmüştüm, Batum'da görmüştüm bir botanik bahçesi. Gerçekten hani botanik bahçesi miydi bilmiyorum. Hani botanik bahçesi diye bizi oraya götürdüler. Çok etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Ama dediğiniz gibi bakım işleri eleman gerektiriyor. Yani orada bir çalışan yoksa sonuçta canlı bakılması gerekiyor. Eğer bir çalışan yoksa tek başına bir kişiyle iki kişiyle olacak işler değil bunlar. Destek lazım. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum hocam. Devam öğrencileri yetiştirmeye, çoğaltalım bu öğrencilerin sayısını.
istekli öğrencilerimizi. Ben yine teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, bileğinize sağlık. İnşallah geldiğimizde Çanakkale'ye bir ziyaretinizde bulunuruz. Bekleriz. Her zaman kapımız açık. Biz 24 saat açız. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Selin Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevinç Özel Hüzün. Anlatıya bakar mısınız Sevinç Hanım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki Sevinç arasında hemen dilek dileyin. Hemen diliyorum. Bu arada sizi de tanıyalım. Lütfen. Benim ekranımda Ersin Hocam tam aramızda kalıyor. Ersin Hocam dileğini tut. Sevinç Özel Füzyon, İzmir'den katılıyorum. Jeofizik mühendisiyim, akademisyenim. Doğa severim. İnanılmaz derecede. Müzeyi çok fazla geziyorum. Bu konuyla ilgili olan kısımları bahsetmek istiyorum kendimle ilgili sadece. Hocam yurt dışına çıktığımda ben çok fazla müze gezerim. Yani 5-6 saatimi ayırırım. Ona göre planlama yaparım. Hollanda'ya gittiğimde isimleri belki hatalı söylüyor olabilirim. Şivelerden dolayı Disse kenti olması lazım. Oradaki lale bahçelerini gezmiştim. Dedim ki Hollanda zaten masal şehir gibi bir yer yani ülkesi. Dedim ki cennet diye bir yer varsa herhalde bu lale bahçeleri. O kadar güzel gözüküyorlar ki inanamazsınız. Ben size hemen sözünüzü şey yapıyorum. Tabii, ben size tabii, şunu tabii. söyleyeyim. Mesela Hollanda laleyle meşhur ya. Evet. Hollanda'nın bütün Hollanda'da kullanılan süs bitkisi olarak ama. Üretim olarak değil. Süs olarak kullanılan lale sayısı 20 milyon civarında. 20 milyon. Evet, soğan olarak. Bu parklarında ve etraflarda görülüyor. Ama ben size daha güzelini söyleyeyim. İstanbul'da şeyde Emirgan Korusu'nda kullanılan lale sayısı 16 milyon. Yani ki daha birçok yeri yapıyorlar. Yani aslında İstanbul Hollanda'dan çok daha fazla süs bitkisi olarak kullanıyor. Doğrudur hocam. Ben daha sonra tabii İstanbul'da o lale şenlikleri olduğu zaman bir günde gitmiştim. Yani o haftaya denk getirmiştim tabii o zaman. Oraya dolaşmıştım ama tabii onları devasa arazide görmek çok daha farklı bir etki yaratıyor insanda. Bir diğer gördüğüm botanik bahçesi de belki siz gördünüz, görmediğiniz bilginiz var yok bilmiyorum. Hani bir şey farkındalık olması açısından söyleyeyim. Güney Kore'ye gittiğimde hocam Jeju Adası'na gitmiştim ben. Jeju Adası'nda Jeomiji Botanik Bahçesi var. Bitkilerle jeolojiye adamlar, hani size belki bir katkı sağlamak amacıyla bunları söylüyorum. Dediniz ya bahçesi ya da işte botanik müzesi diye. İnanılmaz güzel yapmışlar Koreliler oradaki Jeju Adası'ndaki Jeomiji olması lazım. Tam aklımda değil. Bakıp size söylerim isterseniz. Orada hem jeolojiyi birleştirmişler hem de işte botanik endemik bitkileri birleştirmişler. Muhteşem bir yer olmuş. Tabii çok ciddi emek gerektiriyor bunlar. Kolay değil. Ama hocam ne olursun sizi böyle dinlerken Allah Allah deyip böyle dışarı çıkasım geldi bir anda. Yaşanan sıkıntıları üniversitelerde ben de biliyorum. Ben de bir akademisyenim. Heves var, potansiyel var, enerji var. Bürokrasiye takılıyorsunuz, paraya takılıyorsunuz. Destek de var. Başınızı yoluyorsunuz. Rektör hocaların hepsi istiyorlar, destek de var. Elleri kolları bağlı. Bürokrasi ve para dediğiniz anda önceliklerden kayboluyor. Ha desem bugün birkaç yılın gidiyor sadece bu yarışmalardan falan diye. Ama ne olursunuz hevesiniz kırılmasın. Bir yer bilimci olarak da hocam üzerime düşen ne varsa. Bizim burada çok güzel bir jeoloji müzesi var. Evet var. Var. Ege'nin de botanik şimdi 9 Eylül'deyim ama eskilerden tabii ben eski mezunlardanım. Ege'nin içinden mezun olduk o zaman. Botanik bahçesinde tabii o zamanlar finallerde kalırdık. Moralimiz bozulurdu. Giderdik orada açıkçası. Bir hava alırdık yeşilliğin içerisinde. Çok güzel botanik bahçesi var Ege'nin de. Evet. Sadece bunları söylemek için katıldım. Emeğinize sağlık hocam. Lütfen kevkinizi kırılmasın. Teşekkür ederim. Antalya Tarım'a da çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey'e, özellikle Elif Hanım'a, Çağla Hanım canı çıkıyor bu aralarda biliyoruz çok yorgun. Çok güzel bir program olmuş. Evet gerçekten. Çok güzel bir program oldu. Sizin gibi değerli hocalarla bizleri buluşturduğu için minnettarız. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sevinç Hanım. Görüşmek üzere. Evet. Hocam artık biz yazın sorularımıza devam etmek istiyoruz.
sorularımızı bize aktarması için. Aynı zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi çalışkan öğrencisi ve bizim tabii ki ekip arkadaşımız Sude arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Sude Akdeniz. Elif Hanım, evet. Çok teşekkür ederim önce. Çok incesiniz. Ayşin Hocam, ben gerçekten çok mutlu oldum şu an sizi tanıdığıma. Ayrıca Murat Tosunoğlu hocamı çok yakından tanıyorum ve çok severim kendisini. Ve anlattığınız her yerde bol bol bulunabilme şansım oldu. Herbaryum'da da özellikle. İnşallah korona bitince en kısa zamanda sizleri ziyaret edeceğiz hocam. Peki. Şimdi ben sorularıma geçmek istiyorum. Evet. İlk olarak Turgay adlı katılımcımız. Hocam, bizim ülkede bu koleksiyon yapma durumu neden ilgi görmüyor? Eski eşya topluyorum, eski eşyaları ne yapacaksın diyorlar. Çiçek tohumu topluyorum, nasıl bakacaksın diyorlar. Bu konuda tavsiye verir misiniz? Özellikle çocuklarıma bu durumu aktarma konusunda tavsiyeleriniz var mı diye sormuşlar. Sanırım az önce Turgay Bey bizimle konuştu. Ben tekrar Ömer adlı katılımcımızın sorusuna geçiyorum. Çiçeklerinizin tohumlarını sakladınız mı? Sizden satın alabilir miyiz? Sizce Türkiye'de yok olan çiçek sevgisini nasıl geri getirebiliriz diye sormuşlar. Birincisi, biz üretim ve şey yapmıyoruz, yani satış yapmıyoruz. Biz sadece kendi koleksiyonumuz olduğu için yaşatıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, hani eğer ki koleksiyon yapmak istiyorsanız kimsenin ne düşündüğünü, açıkçası kendiniz ne istiyorsanız onu yapın. Yapmak istiyorsanız yapın. Başkalarının ne düşündüğünü çok fazla takmayın. Bize de dediler ne yapacaksınız diye. Ben kendimden örnek vereyim. Yani ben botanik seçtim ama benim kendi babam dedi. Hani otlarla çalışarak ne olacak diye. Yani kendiniz istiyorsanız kesinlikle devam edin. Yani kimsenin söylediğini açıkçası hani takmayın demeyeceğim ama biraz öyle oluyor. Tavsiyem, yapmak istiyorsanız yapın. İmkanlar, yani kendi imkanlarınızı yaratmaya çalışın. Hani nasıl diyeyim? Bazen okul akademisyenlerde oluyor bu. Onu da söyleyeyim neşelerde. Bir deney yapacaksınız, bir düzenek kuruyorsunuz ve diyorsunuz ki şu yok, o yüzden bunu yapamam. Bu yok, o yüzden yapamam. Okul almadı, bu yüzden yapamam. Ya, bir zahmet kendiniz eksik olan malzemenizi tamamlayın. Yani biraz da kendinizden de fedakarlık. Eğer ki kendiniz yapmak istiyorsanız. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Ben diğer soruma geçmek istiyorum Twitter üzerinden. Mustafa adlı katılımcımız, değerli bilgileriniz için teşekkürler. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattı. Anadolu'dan Balkanlara, İran'dan Kafkasya'ya, geniş bir coğrafyada gittiği yollar boyunca gözlemlere dayanarak anlattı. Tarif ettiği bitkilerden faydalanarak yapılan bir çalışma var mı hocam? Tam da doğa bilinci gibi sadece gündelik yaşam biçimlerinden değil, gezdiği yerlerin coğrafyasından, fauna ve florasından da bahsediyor. Güçlü bir merak duygusuyla abartılı öyküler ve efsaneler de katarak bitkilerin yararlarını, nerede nasıl kullanıldığını, hatta şifa özelliklerini de anlatıyor, bilgi veriyor. Ayrıca seyahatname sayesinde 17. yüzyıl ortalarında Anadolu'nun hangi yörelerinde hangi meyvelerin ve bunların hangi çeşitlerini yetiştirdiğini öğrenebiliyoruz. Bununla ilgili çalışma yapılır diye söylemişler. Ve tekrar ilk soruma geri dönüyorum. Tarif ettiği bitkilerden faydalanarak yapılan bir çalışma var mı diye sormuşlardı hocam. Açıkçası onu takip etmedim. Daha henüz oraya kadar gelmedim. Ben biraz daha eskilerdeyim. Yani şeye kadar, Evliya Çelebi dönemine gelmedim diyeyim koleksiyon toplarken. Ama ben boş bırakıldığını zannetmiyorum. Mutlaka bakılmıştır diye tahmin ediyorum. Ama bir bakarım. Yani çalışılıp çalışılmadığına seyahatnameden bakarım. Çünkü en son burada Troya'da yapılan müzeye yapalım deniyordu. Homeros'un İlyadası'nda geçen bitkilerden bir bahçe yapılsın diye düşünülüyordu. Yani mutlaka onunla da ilgili yapılmıştır. Yani Homeros'a kadar indiğine göre. Evliya Çelebi değil mi? Şimdi aslında Evliya Çelebi güzel bir örnek. Evliya Çelebi seyyah. Her gezdiği yerde not tutmuş. Tuttuğu notları derleyip bir kitap yazmış. Biz not tutmayı sevmiyoruz. Biz yazmayı sevmiyoruz. Anlık gezdiğimiz yerlerdeki şeyleri sevmiyoruz. Şu anda bunun yerine ne aldı? İşte Twitter aldı, Facebook aldı, Instagram aldı. Artık biz yazılı şey yapmak yerine anlık fotoğrafları çekip paylaşarak bir seyahatname oluşuyor. Belki dijital seyahatname oluyor. Derli toplu değiller ama hani YouTube'larda, YouTuber'ların yaptıkları şeylerde de bunlara rastlayabiliyoruz. Yazılı olması tabii ki çok daha güzel. Benim açıkçası bir tane kendime ait öyle bir düşüncem var. Seyahatname değil ama bu koleksiyonlarla ilgili
olan şeyleri bir kitaplaştırmak düşüncem var açıkçası. Yurt dışında çok var. Eski kitaplarda çok fazla var. Yabancılarda zaten buraya gelenlerde de çok görüyorum. En ufak bir şeyi dahi not ediyorlar. Yani ellerinde bir not defteri olmadan hiçbir yere çıkmıyorlar. Yani bizde bu alışkanlık yok. Önce bunun sağlanması lazım. Bu dediklerinizin olabilmesi için. Evliya Çelebi, hani bizde yok demek istemiyorum. Çünkü Evliya Çelebi örneği var. Hani vardı. Şimdi yok. Ağzınıza sağlık hocam. İlayda adlı en küçük katılımcımızın bir sorusu olmuş. Hocam biz çam ağacı tohumu diktik. 2 ay oldu daha büyümedi. Ne yapmalıyız diye sormuşlar. Çimlendi mi çimlenmedi mi acaba? İlaydacığım burada mısın? Sana ses gönderelim mi? Çimlendi mi çimlenmedi mi? Hemen İlayda'ya bakıyorum. Evet. Hayır öğretmenim çimlenmedi. 2 gün dikmeden önce tohumunu koyduk. 2 ay oldu ailem yetişmedi o çam ağacı. Yani kenarda dursun diyeceğim ama çıkmama ihtimali çok yüksek. Bu kadar sürede. Evet. Bayağı uzun süre oldu ben de sürün dedim. Belki bir şey... Ya şimdi tohumların tabii çimlenme süreleri var ama bir çam için biraz 2 ay ekimden yani sonra biraz uzun bir süreç. Ha, bazı tohumlar var 2 yılda çimleniyorlar ama çam onlardan biri değil. Teşekkür ederim efendim. Ağzına sağlık hocam tekrardan. Son olarak Turgay adlı katılımcımız, hocam çalışmalarınızdan haberdar olmak için nasıl iletişim kurabiliriz diye sormuş. Üniversite sayfasından isim soy isim girdiğinde oradan maille her zaman ulaşılabilir. Çünkü çok fazla böyle sosyal medya paylaşımı falan çok fazla yoktur açıkçası. Yani var Instagram'dan böyle tek bir fotoğraf paylaşıyorum ama öyle bahçeyle ilgili şimdilik yok. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrardan ağzınıza, emeğinize sağlık. Ama her zaman, yani herkes için söylüyorum, mail attığınızda bir cevap gelir. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica teşekkür ediyoruz Sude. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben şimdi bu dersle ilgili katılımcılarımızın duygu, düşünce ve görüşlerini almak için, bize aktarması için Çağla arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Çağla sendeyiz. Öncelikle herkese çok teşekkürler, hocamıza çok teşekkürler. Sevinç Hanım'a buradan selamlar. Ve Twitter ve chat üzerinden durmadan teşekkürler gelmeye devam ediyor hız kesmeden. İknur Yüce Türk Hanım'ınkiyle hemen başlayalım. Çiçekler ve ağaçlar olmadan yaşam olur mu? Olmaz tabii ki. Teşekkürler böyle bir koleksiyon, böyle bir bahçe hazırlayıp bizlere sunduğunuz için demişler. 100-100-100'den puanlar, alkışlar. Ve emojiler arasında çiçek kalmamış. Hocam bütün çiçekleri burada paylaşmış İknur Hanımlar. Zehra Metin, muhteşem bir görüntü ve anlatım. Haddim olmayarak puanım 10 üzerinden 10 tam puanlar. Tuğba Hanım, hocamıza bu güzel dersi için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ders oldu. Hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 10 üzerinden 10 tam puanlar, alkışlar ve yine çiçekler göndermişler. Umut Ozan Bey, biyolojik koleksiyonlar bahçesi konusu hakkında çok değerli bilgiler edindim. Doçent Doktor Ersin Karabacak hocamıza çok teşekkür ederim. Tabii ki puanım 10 üzerinden 10 tam puanlar, alkışlar, kalpler, çok fazla kalpler ve alkışlar var yine aynı şekilde. Mithat Uluçay, bu dersimizi YouTube üzerinden dinledim. Hocamızı gerçekten tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir ders anlattı. İnanın kalbime kadar bu dersi işledi. Kendisine minnettarım yazmışlar. Handan Aydın, çok güzel ve keyifli bir akşam oldu. Ersin hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkürler. Ruhum mest oldu. Muhteşem güzelliklerle yazmışlar ve 100-100-100'den puanlar göndermişler. Ülkü Gürsoy, çok güzel bir botanik çalışması yapıyorsunuz. Yine düzenlemeler yapıyor olmanız da sürekli ilgi odağı olmasını sağlamıştır. Bölümümüzün bahçesi harika bir şekilde değerlendirmişsiniz. Emeğinize sağlık ve puanım tabii ki de 10 üzerinden yine 10 tam puanlar ve 3 adet de çiçek buketi göndermişler size. Masat Bey, Masat hesabı, koleksiyonlar hakkında oldukça kıskançlık duyuracak. Bu ders için çok teşekkürler ve 100 tam puan veriyorum yazmışlar. Seher Beşdemir Hanım, her ders ayrı güzeldi. Farkındalığımız ve bilgimiz arttı. Ekibe, hocalarımıza teşekkürler. Herkese ayrı ayrı 100 puan demişler kendileri de.
Öğretim görevlisi Yüce Doğan Bey, laleleriyle ünlü bir şehir olan Uşak'tan selamlar. Hocamıza verdiği mükemmel bilgiler için teşekkür ederim. Siz değerli Antalya Tarım İl Müdürlüğü personeline emekleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten yoğun bir tempo, harikasınız. 10 üzerinden 100 puanlar ve alkışlar var. Mustafa Baburoğlu Bey, hocama ve sizlere çok teşekkürler ederim. Güzel ve önemli bir konu hakkında bize değerli bilgi verdi. 100 puanlar. Böyle olunca ben de okuyamıyorum hocam, yüzler çok gelince. Dilek Özdemir, hocamızın anlatımını büyük bir zevkle dinledim. Teşekkürler, 10 üzerinden binlerce kez 10 puanlar ve alkışlar var. Ayşe Şenol Hanım, hocamıza değerli ve güzel anlatımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Bizlere tam bir çiçek şöleni yaşattı. Çok zevkli bir eğitim oldu. Bizlere bu imkanı sunan Antalya Tarım İl Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Puanımsa yıldızlar üzerinden yine 10 puanlar ve bolca da çiçekler göndermişler. İbrahim Anıl Özben Bey, hocamıza bize sunduğu güzel bilgiler için teşekkür ederim ve 10 üzerinden 10 puanlar gönderiyorum. İklim Hoş Hanım, hocamızın ayrıntılı anlatımıyla son derece faydalıydı. Botanik bahçesi ve koleksiyon oluşturma konusunda verdiği emekler için ülkemiz adına teşekkür ederiz ve 10 üzerinden yine 10 puanlar. Beyza Nur Hanım, benim için çok anlam içeren bir ders oldu. Hocamıza bu mükemmel anlatımından dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Puanımsa 100, 3 kere 100 puanlar var burada da. Yine chat üzerinden de çok güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Öncelikle son yazılanlardan hemen sizlere birkaç tanesini paylaşmış olayım. İbrahim Aydın Bey, hocamıza çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Okuldan uzak kaldığımız bu dönemde sayenizde fakülte bahçesini gördük. Puan vermek haddimiz değil. Emeği geçenlere çok teşekkürler yazmışlar. Ve yine aynı şekilde teşekkürler gelmeye devam ediyor. Ben buradan yine chat'tekilerin öncesinde derlemiş olduklarından aktarmaya devam edeyim sizlere. İknur Yüce Türk buradan da paylaşmıştı. Harika ötesi bir sunumdu. Çok başarılı bir çalışma. Elinize kolunuza sağlık hocam. İnşallah en kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum. Lalelere ve ortancalara bayıldım yazmışlar. Kalpler ve alkışlar var. Linda Nur Hanım, hocam harika bir sunumdu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Oyun Doktoru Serdar Güven, emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Ve yine aynı şekilde emojilerde çiçek kalmadı burada da. Hepsi burada çünkü. Emine Hanım, çok güzel bir sunum. Çok teşekkür ederiz. Ceren Kardelen Birten, teşekkürler. Murat Talayhan, hocam ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Filiz Ortakçı, buradan da ilham verici, mister gibi muhteşem yazmışlardı. Umut Ozan Gürsoy, çok güzeldi hocam. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar ve kalpler var. Feryal Sıngın hesabı, ellerinde sağlık hocam, harika gözüküyorlardı. Asiye Aslan, hocam misafir ne zaman ağırlayabileceksiniz? Gelmek için sabırsızlanıyoruz demişler. Bunu bence cevaplayabiliriz hocam. Sonbahardan itibaren başlayacağız tabii ki almaya. Tamam. Ama tabii ki yani bizim yani bitkilerin sezonu ilkbahardan itibaren güzel oluyorlar. Yani sonbahardan itibaren açıyoruz. Bu ama dönemi kaçırmayın yani, diyoruz o zaman. İlkbahar her zaman için daha güzel oluyorlar. Çok teşekkürler. Ülkü Gürsoy, emeğinize ve yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler hocam diye buradan da yine yazmışlardı. Aynur Ayrıç, emeğinize sağlık hocam. Hatice Kaya, emeğinize sağlık. Harika bir iş başarmışsınız. Nice başarılar, hayranlıkla izledim. İskender Odabaşoğlu, emeğinize sağlık hocam. Çok güzel bir sunum ve alkışlar. Berna Kamçıaltun, kendisi de değerli bir hocamız. Öncelikle bu güzel sunum için çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir iş başarmışsınız. Apayrı bir dünya yaratmışsınız. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Gidip görmek harika olur. Sevgili Antalya Tarım'ın harika ekibi, emeklerinize, ellerinize sağlık. Bu güzel eğitimle bizleri buluşturduğunuz için çok teşekkürler. Kalpler ve alkışlar var. Aynı şekilde diyorum ben de. Elif Çelen Bezci, hocam çok teşekkür ederim. Sayenizde birçok tür öğrendik. Ben de evimde sukulent, kaktüs ve rengarenk kalonşalar yetiştiriyorum. Harika ve dikkat çekici bir sunumdu. Alkışlar ve çiçekler var. Sevinç Hanım, Sevinç Özelfüzün, o kadar güzel noktalara değindiniz ki emeğinize sağlık, şevkiniz, azminiz her şeye rağmen hiç bitmesin. Bir yer bilimci olarak çalışmalarınıza canlı gönülden katkı sağlarım. 10 üzerinden sonsuz tane 10 ve İzmir'den de selamlar yazmışlar. Ümühan Ülkü Özbey de büyük keyifle takip ettim. Emeğinize sağlık, pandemi biter bitmez gelmek istiyorum yazmışlar. Bu ve dışında aslında çok güzel yazılar gelmeye devam ediyor. Neslihan Kaya Hanım da çok güzel sundu. Değerli emekleriniz için tebrik ediyorum yazmışlar. Ben de tekrardan tüm katılımcılarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Biraz önceki Sevinç Hanım'ın söylemesi için de yine ben de tekrardan saygılarımı, sevgilerimi de gönderiyorum. Yoğunuz evet ama çok şükür sizlerle beraberiz. O yüzden inanın yorgunluğumuzu hissetmiyoruz artık. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılarımıza da, hocamıza da.
Evet, Çağla, biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ben dersimizi de toparlamak istiyorum artık. Eklemek istediğim bir şey var mı diye soracağım sana yine. Bana sordunuz. Hayır hocam, önce ekip arkadaşlarıma, daha sonra da size söz vererek dersimizi bitirmek istiyorum hocam. Bana söyledin değil mi Elif? Karışıklık oldu sanırım. Sana söyledim. Tamam, kusura bakma lütfen. Herhalde hatla ilgili bir sıkıntı oldu. Ben tekrardan Ersin hocamıza çok teşekkür ediyorum ve en yakın zamanda ben de fakülteye gelip bu güzel bahçeyi görmeye sabırsızlıkla bekliyorum, can atıyorum da diyebilirim. Aynı şekilde tüm ekip arkadaşlarımıza her zaman olduğu gibi yine çok teşekkürler değerli katılımcılarımıza. Ben biraz kısa tutuyorum. O yüzden tekrardan herkese canlı gönülden sevgiler diyorum. Diğer derslerde de görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Çağla. Evet Sude, sen de söylemek istersin. Dersimizi bitirmeden önce. Ben öncelikle ekip arkadaşlarıma ve İbrahim Bey'e, ayrıca Güven Hocama, Onur arkadaşıma ve Linde Hanım'a çok teşekkür ediyorum hocamı bizimle buluşturduğu için. Gerçekten benim için çok güzel bir eğitimdi. Hocam inşallah en kısa zamanda misafirlerimizle birlikte tekrardan üniversitemizde ağırlarız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Emeğinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz Sude. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet Ezgi, sen ne söylemek istersin? Dersimizi bitirmeden önce. Öncelikle hocam bu güzel sunumunuz için herkese çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık demek istiyorum. Benim sunumlarım var. Onlara geçebilir miyim acaba? Evet lütfen, bekliyoruz. Hemen. Ekranım geldi mi? Ekranın evet şu an geldi, görebiliyoruz. Tamam o zaman. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yarın gerçekleşecek olan Süt Akademisi eğitimimiz bir workshop eğitimi olacaktır. Profesör Doktor Ebru Şenel hocamız bizlerle beraber olacak. Tereyağı teknolojisi hakkında bize güzel bilgilerini aktaracak. Saat 1'de başlayacak olan bu eğitimimize YouTube ve Zoom üzerinden canlı yayına katılabilirsiniz demek istiyorum. Ve diğer bir gün gerçekleşecek olan dersimizde ise Öznur Arıkan Süt Rüyası bizimle beraber olacak. Evde tereyağı üretimi workshop eğitimi olarak gerçekleşecek. 9 Mayıs tarihinde saat 1'de gerçekleşecek olan eğitimimizi yine aynı şekilde YouTube ve Zoom üzerinden canlı yayınla izleyebilirsiniz demek istiyorum. Bildiğiniz üzere yine çok güzel bir program, daha doğrusu tam ne demem gerektiğini şu an bilemedim. Ben direkt hemen tanıtmaya geçsem daha iyi olacak. Pandemi koşullarında evde kaldığımız günlerde Telegram grubumuzda tarım bilgi yarışmasıyla her akşam 7 ila 16 Mayıs tarihleri arasında 20.30'da sizlerle beraber olacağız. Hep beraber eğlenerek tarım öğrenmeye devam edeceğiz. Resimli, klasik ve çoktan seçmeli sorularla online bilgi yarışmamıza katılmak için Twitter'dan paylaşılan gönderide grubumuza girebilirsiniz demek istiyorum. Sanırım yine bir teknik aksaklık oldu. Ben diğer hemen şeyimize geçmek istiyorum. Bu haftalık size gerçekleşecek olan programlarımızı tanıtmak istiyorum. Pazartesi günü 10 Mayıs tarihinde saat 20.30'da tarım bilgi yarışmamız gerçekleşecek. Saat 18'de ise Deniz ile Evcil Dünya programımız gerçekleşecek. Bu programda kedi ve köpeklerde aşılama, iç, dış ve parazit mücadelesi konusunu işleyeceğiz. YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Saat 21'de ise Süt Akademisi eğitimimizin değerlendirme sınavı gerçekleşecek ve saat 22'de ise Ziraat Vakti eğitimimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarım konusunu işleyeceğiz. Salı günü 11 Mayıs tarihinde ise yine aynı şekilde 20.30'da tarım bilgi yarışmamız gerçekleşecek. Saat çarşamba günü 12 Mayıs tarihinde ise saat yine 20.30'da tarım bilgisi yarışmamızın 3. günü gerçekleşecek. Perşembe günü 13 Mayıs tarihinde ise saat 20.30'da tarım bilgi yarışmamızın 4.sü gerçekleşecek. Saat 21'de ise sizin oraların nesi meşhur programımızda ise bu haftaki şehrimiz Malatya olacak. YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayını izleyebilirsiniz. 14 Mayıs günü, Cuma günü ise uzmanlarla baş başa serimizde Saksı'da Panopolis Orkide Yetiştiriciliği saat 15'te yani 3'te YouTube üzerinden aktarılacak sizlere. Saat 20.30'da ise tarım bilgi yarışmamızın 5. kısmı olacak. 20.30'da sizlerle beraber olacak. Cumartesi günü 15 Mayıs tarihinde ise Bir Kadın Bin Tohum programımızda ise saat 12'de gerçekleşecek YouTube üzerinden kararan muzları değerlendirme konusu olacak. Saat 1'de ise
Süt Akademisi eğitimimizin başarı hikayeler kısmı dersi olacak. Saat 20.30'da ise tarım bilgi yarışmamızın 6.sı gerçekleşecek. 20.30'da gerçekleşecek. Ve son olarak 16 Mayıs tarihinde pazar günü ise Süt Akademisi eğitimimizin saat 1'de peynir seyir defteri konusu olacak. 20.30'da ise tarım bilgi yarışmamızın 7.sı gerçekleşecek. Son olarak ise saat 21'de Süt Akademisi eğitimimizin değerlendirme sınavı olacak. Bu haftalık programımız da bu kadar. Hocam size tekrardan çok teşekkür ederim. Herkese iyi sahurlar dilerim. Bu güzel görseller gibi. Umarım çok güzel günleriniz olur. Çiçekler gibi güzel günler dilerim. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz Ezgi. Görüşmek üzere. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Gözümüz, gönlümüz açıldı bugün. İnşallah böyle ziyaret etme imkanı da buluruz. Bir gün çok isterim. Umarım pandemi koşulları biraz rahatlar ve gelip yerinde görebiliriz. İnşallah. Bu arada Linda Nur Hanım, onun Harun Kamış ve Güven hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bizlerle buluşturdukları için. Ben de teşekkür ederim. Siz ne söylemek istersiniz hocam? Söyleşimizi bitirmeden önce. Ya ben de özellikle hani teşekkür etmek istiyorum. Hani bana ulaştınız. Teklif oldu, olur mu diye. Ben yani memnuniyetle kabul ettim. Seviyorum zaten böyle sohbete ortamlarında hani akademikle akademik olmayan bir ortam arasında. Yani böyle söyleşilerin daha çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir program olmuş. Yani takip ediyorum ben zaten okuyorum, YouTube'dan da izliyorum programlarınızı. Yani tebrik ediyorum. İleride inşallah bir şeyler olursa tekrardan yardımcı oluruz yani. İsterim. Tekrardan başka konularda da olabilir. Çok isteriz biz de hocam. İnşallah. İnşallah. Olur. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Söyleşimizi bitirmeden önce koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürümüze de söz vermek istiyorum. Müdürüm siz ne söylemek istersiniz? Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten benim kişisel hayatımda çok önemli bir yeri olan konuda çok özel ve güzel bir sunum yaptınız. Hakikaten sunumunuz, anlatımınız, hazırlığınız hepsi çok çok güzeldi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Tabii bana Berlin'den Pekin'e kadar dünyanın birçok yerindeki botanik bahçelerini gezme fırsatı edindim. Bunlardan bir tanesi de az önce Sevinç Hanım'ın dediği Batum'daki botanik bahçesini de birlikte gezmiştik 2011'de sanırım. Tabii ülkemizde de çok sayıda aslında girişimler var. Bunları da görüyoruz. Minik, orta, büyük ölçekli. Devletimizde, Tarım Bakanlığımızda zaten Milli Botanik Bahçesi çok yakın bir zamanda inşallah bakanlığımızın arkasında Ankara'da hayata geçecek. Yani buna vatandaşlar, meraklılar, akademisyenler ve tabii ki devletimiz büyük önem veriyor. Verilmesi de lazım zaten. Bu konuda çalışmalar bunu getiriyor. Hocam ben şunu merak ediyorum açıkçası. Biz Çin'e gittiğimizde biz geleneksel Çin bahçeleri bakım ve yönetimi konusunda bir 15 günlük eğitim almıştık. Bütün bahçeleri gezdirdiler bizi orada. Uygulamaları, eğitim alma şansımız da oldu. Tabii Doğu bahçeleri bir de Batı bahçeleri var. Bizim bir de Babil'in asma bahçeleri var. Aslında bizim Türk kültürünün esasında da olan ya da bizim bu coğrafyamızın esasında olan bir Babil'in asma bahçeleri geleneği de var. Burayı bir botanikçi olarak siz Babil'in asma bahçeleri hakkında siz ne söylemek istersiniz hocam? Bir koleksiyon bahçesi olarak mı değerlendirebiliriz burayı? Bu konuda yani şimdi o aslında asma bahçesi teraslardan, taraçlardan oluşan onların içerilerinde düzenledikleri bahçelerle ilgili bir şey ama yani tabii onu bizim şu anki yaptığımız şeylerle ya da günümüzdeki bahçecilikle çok çok büyük bir ilgisi yok açıkçası. O tam olarak nasıl olduğu da bilinmiyor. Hani olduğu var ama nasıl olduğu tam olarak bilinmiyor günümüzde açıkçası. Ama tabii ki bizim kendi kültürümüzde bir bahçecilik kültürü var. Avrupa'dan farklı. Doğu'dan da farklı. Yani doğunun, doğu bahçelerinden de farklı. Yani Nebukadnezar o sevgilisi için o bahçeyi tesis ederken aslında onun dağları temsil etmek istemiş. O katlı sistemleri yapmış ama aslında dağı temsil ediyorsa tahminim bir koleksiyon bahçesi özelliği de gösteriyor diye tahmin ediyorum. Yani bir tarım bahçesinden ziyade bir koleksiyon bahçesi. Koleksiyon bahçesi tarzında. Aslında
biraz çalışmak lazım. Bilmiyorum. Belki de hayata da geçirmek lazım. Çünkü turizm anlamında da, kültür anlamında da kendimize ait olan değerleri biraz ön plana çıkarabilirsek. Tabii Avrupa'da çok büyük kent bahçeleri var. Koleksiyon bahçeleri anlamında belki. Berlin'de Tiergarten vardı. Hı hı. 2300 dönüm falan. Yani çok büyük alanlardı. Şimdi Türkiye'de de buna benzer millet bahçeleri ihtisas edilmeye başladı. Tabii daha rekreasyon alanı gibi duruyor ama bir yönüyle de aslında botanik bahçeleri bunlar. Botanikçilere de çok iş düşüyor. Herkes çok seviyor hocam. Yani bu bahçeleri, hem koleksiyon bahçeleri, botanik bahçeleri insanların üzerinde ittifak ettiği çok önemli bir alan. Burada da siz güzel bir sunum yaptınız. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah ülkemizde bu konunun sizlerin destekleriyle, emekleriyle, devletimizin imkanlarıyla gelişeceğini inşallah hızlı bir şekilde göreceğimiz bir süreci yaşayacağız diyorum. Ben iyi akşamlar diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bu yapımda, yayında bütün emeğe geçen arkadaşlarımıza, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır'a ve İl Müdürümüz Gökhan Karaca'ya çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hayırlı sahurlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz müdürüm. Değerli katılımcılarımız, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Antalya Ticaret Borsası İşbirliği ile düzenlediği Ziraat Vakfı eğitim serimizin 15. dersinde tamamlamış bulunmaktayız. Doçent Doktor Ersin Karabacak hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve söyleşi serimizin 16. dersi arkadaşlar 8 Mayıs Cumartesi günü saat 22'de hobi amaçlı uygulamalar içerisinde seçkin bir örnek bonsai konusuyla devam edecek. Bir dahaki söyleşimizde görüşmek üzere. Herkese iyi geceler ve hayırlı sahurlar diliyorum. İyi geceler.